zemlerini mağfur, amellerimizi makbul, ticaretlerimizi ticaretlerinin tebur sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimler hürmetine ve okunan Mevlid-i Şerifler salatü selamlar hürmetine şu güzel cennet misali ilçemize seçtiğimiz belediye başkanımızı bu ilçemiz ve bütün halkımız için hayırlı ve umre eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Şu güzel ilçemize her türlü hayırlı işleri yerine getirmekte kendilerini muvaffak eyle ya Rabbi. Kendilerine yardım eyle ya Rabbi. İlçemiz ve halkımız için zararlı olacak bütün, razı olmayacak bütün işlerden kendilerini muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Halkımıza ve halkımızın seçmiş olduğu belediye başkanımıza sıhhat ve afiyet ve hayırlı ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Cümlemize de sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Okunan Kur'an-ı Kerim'den ve Mevlid-i Şerif'ten salatü selamdan hasıl olan ecr ve mektubatı. Evvelen ve bizzat havale-i kainat, hulâsa-i mevcudat, fî yevmil arasat, hakkında levlâke levlâk, lemâ halektül ehlâk, şanında ve mâ esselnâke, illâ rahmeten lil âlemin kurulan. Bundan 1400 küsur sene önce Hira Dağı'ndan Tevhid sancağını çekerek insanları zulmetten nura, vahşetten medeniyete, ahlaksızlıktan ahlaka, putperestlikten hakiki dine, düşmanlıktan kardeşliğe, küfürden imana, zulümden adalete, cehaletten ilmi marifete sert etmekte özellik yapan, halen Medine-i Münevvere'nin ruhum canlı mektup bulunan, dertlerinizin dermanı, gönüllerinizin sultanı, başlarımızın tacı, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek mücelle aziz, latif, ruhu pâki tayyibelerine tarafımızdan fakirane ve acizane ihdâ edildik şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Belediye Başkanı Turan Evren hitap edeceklerdir. Sağ olun, var olun. Biraz tamam, şöyle çek, şöyle çek. Yok yok yok, şöyle şöyle. Sevgili gençler, saygıdeğer misafirler, saygıdeğer basın, emniyetimizin saygıdeğer mensupları, hepinizi Cenab-ı Allah'ın selamıyla selamlıyor. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Saygıdeğer hemşerilerim, sizinle beraber isimsiz kahramanları sizi tekrar hep beraber selamlıyorum. Zaferiniz kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun, zafer sizin. Ben sizleri kutluyorum. Siz kazandınız. Turvalımız kazandı. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi kutluyorum. Saygıdeğer hemşerilerim, ben aday olduğum ilk günden beri söylüyorum. Turvalı'nın adayıyım dedim.
Şimdi burada bir defa daha tekrar ediyorum. Ben Turhan'ın adayım. Partisel duygularımızı, partisel düşüncelerimizi 28'inden itibaren bir kenara bırakıp hepinizin belediye başkanıyım. Size müjdelerimi veriyorum. Bunu ilan ediyorum. Daha önceki konuşmalarımda 28'inde rozetimizi çıkarttık dedik. Hizmette hiçbir ayrım yapmayacağız. Tüm kardeşlerimize eşit mesafede olacağız. Alevisiyle, Sünnisiyle, aklınıza ne geliyorsa Turhal'da yaşayan hepsi bizim kardeşimizdir. Herkesi kucaklamaya geldik. Aksini söyleyip insanlarımızı tahrik edenler, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenler, hepsi duysun. Ben herkesin adayım. Tüm kardeşlerimi kucaklamaya, şu saatten sonra birlik ve beraberliği sağlamaya, insanlarımızda yeniden kucaklaştırmaya, insanların arasındaki ayrılığı yok etmek için bir aday oldum. Böyle seçildim. Şu andan itibaren herkes kucaklaşsın. Bayram var. Bayramınız kutlu olsun. Saygıdeğer hemşehrilerim, Allah nasip ederse bundan sonra tüm yönetimimizle, tüm kadromuzla sizin emrinizdeyiz. Hizmet kervanımızı başlatacağız. Önce belediyemizin tüm imkanlarını tespit edeceğiz. Olanları olmayanları ortaya koyacağız. Basın toplantısıyla açıklayacağız. Her şey, yapılan her şey sizin gözlerinizin önünde yürüyecek. Çünkü biz demokratik yoldan geldik. Demokrasiye saygılıyız. Bu başarı, bu zafer demokrasinindir. Demokrasi devam edecek. Onun için demokrasinin gereği tüm yapılan işlemler, yapılacak işlemler sizin önünüzde size açıklanarak yapılacak. Gizli, saklı, kapalı kapılar arkasında hiçbir şekilde gizli işler yapılmayacak. Kapılarımız sonuna kadar hepiniz açık. Herkes artık yerimizi biliyoruz. Herkes bize gelip derdini anlatacak. Ben Turhal'ın 80 bin nüfuslu başkanıyım. Her derdinizle ilgilenmeye, her konuda yalnız olmaya hazırım. Her zaman açığız. Saygıdeğer hemşehrilerim, sık sık söyledim, her yerde söylediğimi yine tekrar ediyorum. Allah nasip ederse hizmet kervanını başlatacağız. Bizim hesabımızda koltuk yok, para yok, hırsızlık yok. Buraya yazacağız. Rüşvetle iş yapılmaz. Belediyeye yazacağız, Allah nasip ederse. Adaylığımızla Allah rızası içindi. Bundan sonra çalışmamız da Allah rızası için olacaktır. Sizler bizim yaptıklarımıza arkadan Allah razı olsun derseniz bizim için en büyük servet, en büyük sermaye odur. Bu böyle biline. Saygıdeğer hemşehrilerim, kimseyle, bakın açık açık söylüyorum, kimseyle özel bir kavgamız, şahsi bir meselemiz yoktur.
Hizmette tarafsızız. Hizmette tarafsızız. Bir şeyde taraflıyız. Bunu herkes iyi dinlesin. Devletten yana, milletin birlik ve beraberliğinden yana, vatanın bölünmez bütünlüğünden yana, insanlarımızın inancından yana taraflıyız. Başka bir taraflığımız yoktur. Milletin bölünmez bütünlüğü, milletin bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği, vatanımızın parçalanmaz bütünlüğüne, oya oradayız, ondan yanayız. Buna göz dikenlerin karşısındayız. Kanımızı, canımızı bu vatan için vermeye hazırız. Onun dışında hiçbir taraflılığımız yok. İnsanlarımızın hepsini kucaklayacağız. Ayrılık gayrılık yok. Daha dün Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de omuz omuza savaşan, beraber gazi olan, beraber şehadet şerbetini içen, beraber şehit olan bu insanlar arasında kim ayrılık yaparsa haindir. Onu da açık açık ilan ediyoruz. Hepsi bizim insanımızdır. Onların hepsini kucaklayacağız. Bu toprakları hep beraber koruduk. Hep beraber kurtardık. Turhalımızı da Allah nasip ederse birlikte kalkındıracağız. Turhalımızı inşallah 21. yüzyıla layık olduğu şekilde hep beraber hazırlayacağız. Saygıdeğer hemşerilerim, tabii yapılacaklar, imkanlar da dahilinde olacak. Onun için size sonuna kadar açığız. Her şeyi ortaya koyarak yürüyeceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Olanı olmayan ortaya koyduğumuz zaman bizim saygıdeğer hemşerilerimizle görüşerek, yer yer istişare ederek, mahalleler bazında belli toplantılar yapıp istişare ederek olanı olmayan ortaya koyarsak onlar bizim bu koyduğumuz bu tespitlerimizle bizim yaptığımızı yapmadığımızı yapamadığımızı ya da en iyi şekilde değerlendirecektir. Sizin Kadir Şinaslığınıza güveniyorum ve inanıyorum sevgili hemşerilerim. Şimdi o kadar mikrofon ki bu kadar mikrofon elde tutmak da zor yani. 6 tane. Saygılar. Saygıdeğer Turanlı kardeşlerim, sizler şunu bilin ki benim bakışım, benim size karşı tavrım, siz iyi olanların, güzel olanların en iyisine, en güzeline layıksınız. Onun için Allah nasip ederse kafamızın bastığı, ömrümüzün yettiği kadar gece gündüz sizin için çalışıp size en iyi şekilde, size layık olduğu şekilde hizmet edeceğiz. Bunu böyle bilin sevgili hemşehrilerim. Televizyonları kin alırsanız. Tek amacımız var sevgili hemşehrilerim. Hizmettir. Sizlere hizmettir. Sizlerin problemlerinizi çözmek, sizlere yardımcı olmaktır. Artık Turhal ailesinin başı olduğumuzu biliyoruz. Turhal ailesinin mensupları, sizleri bir daha selamlıyorum. Kucaklaşın, Turhal'ımızın kalkınmasını, Turhal'ımızın ilerlemesini beraber gerçekleştirelim.
beraber yapalım. Yapılanları bayram havasıyla davullu zurnalı beraber açalım. Kurdeleri beraber kesip beraber eğlenelim, beraber gülelim sevgili hemşehrilerim. Verdiğimiz sözlerimizi çok iyi biliyoruz. Sözlerimizi taahhüt olarak ortaya koyduk. Onlar bizim size verdiğimiz senedimizdir. Onları bir bir Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Yalnız şunu iyi bilin. Verilen sözler 5 yıllık seçildiğimiz süre içerisinde yapılacak. Hepsi bir günde, bir ayda yapılacak işler değil. Siz onun idrakindesiniz. Size güveniyorum. Size inanıyorum sevgili hemşehrilerim. Saygıdeğer hemşehrilerim, bundan böyle sizin camilerinizin, sizin mabetlerinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Onlara yardım edeceğiz. Çünkü bu mabetler, bu camiler bizim Turhalımızın, Türkiye'mizin tapu senedidir. Tapu! Onu çok iyi biliyoruz. Onun idrakindeyiz. Onun için sizin gibi düşündüğümüz her defasında ifade ettik sevgili hemşehrilerim. Saygıdeğer hemşehrilerim, siz açık havada 1 saate yakın bekliyorsunuz. Hava soğuk, halinizi biliyoruz. Sizi daha fazla bekletmeden tekrar sevgili gençlere şunu söyleyerek sözlerimi noktalamak istiyorum. Bakın, biz buraya Hazreti Ömer'in adaletini gerçekleştirmenin mücadelesini vermek için geldik. Bunu böyle bilin. Buna yaptıracağız inşallah. Biz o mücadele içerisinde olacağız. Onun için sevgili gençler, sizler bizim umudumuzsunuz, gururumuzsunuz. Umudumuzu, Turalı kardeşlerimin umudunu boşa çıkarmayacaksınız. Pırıl pırıl, soğukkanlı, sabırlı olacaksınız. Hiç kimseye tahrik etmeyeceksiniz. Eğleneceksiniz. Hakkınız. Ama kimseyi incitmeyeceksiniz. Partili partisiz. Herkesi kucaklayacaksınız. Herkesle beraber eğleneceksiniz. 80 bin nüfuslu Turhalımızla beraber güleceksiniz. Beraber ağlayacaksınız. Bundan böyle ölçümüz, tavrımız bu olacak. Sizden bunu özellikle istirham ediyorum. Bunu bir büyüğünüz, bir başkanınız olarak rica ediyorum. Ben maaşı saygı duyuyorum. Turhalımızın birlikle beraberle kardeşliğe ihtiyacı var. Onu çok iyi göreceğiz. Şimdi buradan saygıdeğer hanımlara, analarımıza, bacılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar da isimsiz kahramanlar. Onları da kutluyorum. Bu zaferin büyük kısmı, büyük payı onlarındır. Onlara, o analarımıza, bacılarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Saygıdeğer hemşehrilerim,
hepinizi tekrar saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun hemşehrilerim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Abidin Dursun Kaleli, Belediye Başkanı Evren'e kutlama mesajı gönderdi. Mesaj şöyle: Sayın Duran Evren, Turhal Belediye Başkanı, bu önemli günde iş seyahatinden dolayı aranızda olamayışıma çok üzgünüm. Önemli olan kazanmanızdı. Önemli olan Turhal'a hizmetti. Önemli olan hemşehrilerimize hizmettir. Halka hizmeti, hakka hizmet bilerek çalışacağınıza inanıyor. Şahsınızda Turhal'lı hemşehrilerimi kutluyor. Size de Cenab-ı Allah'tan başarılar niyaz ediyorum. Genel Müdür, Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Abidin Dursun Kaleli. Bugün saat 17.30 sıralarında Ali Aşkın'a ait Meydan Mahallesi Avşaroğlu Sokak numara 45'te bulunan iki katlı ahşap bina, ocağın çürümesi sonucu çatı katından itibaren yanmaya başladı. Yangın daha sonra ikinci kata sıçrayarak dağıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangının büyümesi önlendi. Yangından sonra Meydan Mahallesi sakinlerinin olaya karşı duyarlı yaklaşımda bulunarak Ali Aşkın'a yardım kampanyası başlatmayı düşündüklerinden dolayı teşekkür ediyor. Kanal Alfa olarak bu yardım kampanyasına destekleyeceğimizi tüm halkımıza duyuruyoruz. Ayrıca Ali Aşkın'a büyük geçmiş olsun diyoruz. Yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden yeniden belediye başkanlığını kazanan Pazar Belediye Başkanı Adnan Özmen, seçimleri çok da çekişmeli olmasına rağmen kazandık dedi. Özmen kameralarımıza şunları söyledi. Sayın Adnan Özmen'le beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Yolda yakaladık. Seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimlerde hak tecelli etti. Kazandık. Pazar halkına şükran borçluyum. Yalnız ben seçimi aslanın kalın bağırsağından aldım. Midesinden de değil. Allah razı olsun bu milletten, beni mahcup etmediler. Başka neler söyledin? Başka söyleyecek bir şeyim, ben buradayım. Benim karşımdakiler de Ankara'dalar. Onlar kendilerini iyi bilirler. Peki, seçim bu. Başarılar dilerim. Evet sevgili seyirciler, haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce özetler. Şenyurt Belediye Başkanı Hüseyin Aslan görevine başladı. Turhal Belediye Başkanı Duran Evren bugün belediye sosyal tesislerinde yemek verdi. İlçe Halk Kütüphanesi Bosna Hersek konulu sergi düzenledi. Eski evler yıkılıyor. Traktör sürücülerinin usulsüz davranışı. Şekeriş Turhal Şubesi Başkanı Vahap Bolat'ın Belediye Başkanı Duran Evren'e mesajı. Şimdi haberler. 10 yıldır Şenyurt Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ahmet Onaroku, 27 Mart seçimlerinde mağlup eden Şenyurt'un Refah Partiliğine Belediye Başkanı Hüseyin Aslan, bugün düzenlenen bir törenden sonra görevine başladı. Hüseyin Aslan'a görevinde başarılar diliyoruz.
Refah Partisi'ni seçmiş durumdasınız. Hepinize mutlu olsun ve değerli başkanımız Hüseyin Aslan'ı bir selamlama konuşması yapması için mikrofona takdim ediyorum. Misafirler ve saygıdeğer Şenyurtlu büyüklerim ve sevgili genç kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Selamların en güzeli olan Allah'ın adıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Birazdan devir teslim almak üzere hepinizin desteğiyle yardımlarınızdan dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben de sizleri mahcup etmemek için elimden gelen tüm gücümle doğru, dürüst, eşit bir şekilde çalışacağımı sizlerin huzurunda söz veriyorum. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Güveninize layık olmaya çalışacağım. Vaatlerimizi mutlaka teker teker yerine getirmeye çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Mustafa Okur. Hepinizin huzurunda yine Şenyurtlu'ya teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce kansız, kavgasız, nizasız, gürültüsüz bir seçim geçirdiğiniz için. Şenyurtlu'ya teşekkür etmek lazım gerçekten. Ve sizlerin huzurunuzda Şenyurt'ta bir zamanlar hizmet etmiş ve buraya kadar gelme nezaketini göstermiş Nazım Özden ağabeyimize gönülden teşekkür ediyorum. Yine hepinizin huzurunda burada Şenyurt'ta iki dönem hizmet etmiş daha önceki belediye başkanımız Ahmet Onarok beyefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Bayrak yarışıdır. Buraya kadar belli bir yere kadar Nazım abimiz getirdi. Belli bir yerden itibaren Ahmet Can Bolat kardeşimiz getirdi. Bundan sonra da bu millet, bu vatandaş Hüseyin kardeşimize teslim etti. Dün belediye önünde kesilen kurbanlar bugün saat 12'de pişirilerek halka dağıtıldı. Kalabalık bir halk topluluğunun katıldığı yemekten nasibini almak isteyenler bir hayli zorlandılar. Ama bu nasipten herkes payına düşeni aldı. Yaşanan insanlık dramını gündemden düşürmemek ve kamuoyunu bu konuda duyarlı kılmak amacıyla İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü salonunda basında Bosna Hersek konulu sergi düzenlendi. Sergi 31 Mart 6 Nisan 1994 tarihleri arasında gezilebilir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Öz atandı. Bir süredir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vekaleten Bakan Ahmet Yapıcı yerini Mehmet Öz'e bıraktı. Mehmet Öz'e yeni görevinde başarılar diliyoruz. Eski Turhal diye andığımız Yeşilırmak kenarında bulunan ahşap ve içleri boş bazı evler daha önceki haberlerimizde de sunduğumuz gibi hem tehlike arz ediyorlar hem de hoş görünmüyorlar. İzlediğiniz görüntüde bu evlerden birisi yıkılıyor. Şehirleşmeyi planlı şekilde uygulamaya koymak istiyorsak bu evlerin ya restore edilmesi ya da hepsinin yıkılması şart. Evet, bu kararı bir an önce alıp eski Turhal diye andığımız bu mevkiyi güzelleştirmemiz lazım.
merkezinde trafik kurallarına uymayan traktör sürücüleri traktörlerine birden fazla vagon takarak ve kontrolsüz yük taşıyarak tehlikelere yol açıyorlar. Biz de Kanal Alfa ekibi olarak bu davranışları tekrar etmemeleri için traktör sürücülerini uyarıyoruz. Şeker İş Turhal Şubesi Başkanı Vahap Bolat seçimlerle ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda şöyle diyor. Sayın Turhallılar, demokratik rejimin gereği olan seçme ve seçilme haklarımızı kullanarak 27 Mart mahalle idareler seçimlerini Yeşil Turhal'ımıza demokrasi şenliği içerisinde neticelendirdik. Hür irade tecelli etmiştir. Seçimin neticesinin güzel Turhal'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını en içten duygularla temenni eder. Sayın Belediye Başkanımıza yeni görevinde başarılar, sıcak yuvasında saadetler ve mutluluklar dileriz. Şeker İş Turhal Şubesi Başkanı Vahap Bolat. Sırada bir kayıp duyurumuz var. Çarşamba pazarının bulunduğu yerde bugün öğle vakitlerinde bir anahtarlık bulunmuştur. İlgili kişinin Kanal Alfa'ya müracaat etmesi rica olunur. Sevgili seyirciler, haberlerimiz burada sona erdi. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce özetler. Yağlı Tohumlar Kooperatifi Karadeniz Birlik Ayçiçeği üreticilerine vadeli gübre ve tohum veriyor. Turhal polisi 24 saat görev başında. Turhallı çiftçiler sebze ekimine başladı. Türkiye 3 haneli enflasyonun eşiğinde ve Turhal Avcılar Derneği'nden duyuru. Şimdi haberler. Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Nazmi Mumcu, ayçiçeği ekecek üreticilerin gübre ve tohum ihtiyaçları Karadeniz Birlik tarafından vadeli olarak karşılanmaktadır. Sanıyorum bu yıl ayçiçeğine buğday fiyatının 2.7 katı bir taban fiyatı verilecek. Ayçiçek üreticisi mağdur edilmeyecek, diyor. Yağlı Tohumlar Kooperatifi Müdürü Nazmi Mumcu, üreticiler ekecekleri hangi ürünün daha iyi gelir getireceğini iyi hesap etmeleri gerekiyor, dedi. Bizler şu anda Karadeniz Birlik ilçe müdürümüz Nazmi Mumcu ile beraberiz. Efendim, ayçiçek ekimleri başladı. Siz Karadeniz Birlik olarak çiftçilerimize ne gibi katkılar sağlıyorsunuz? 1994-95 yılı ekimleri için çiftçilerimize vadeli tohum, gübre ve yemeklik ayçiçek yağı yardımları yapıyoruz. Bunlara başlamış bulunmaktayız şu anda. Halen devam etmekte. Bugüne kadar takribi 300 ton civarında kimyevi gübre, 10 ton civarında yemeklik ayçiçek yağı, yine takribi 6 ton civarında hibrit ayçiçeği tohumunu dağıtmış bulunmaktayız. Peki gübre fiyatlarıyla bahsedebilir miyiz? Gübre fiyatları ne kadar? Gübre fiyatları bu sene çiftçilerimize 20-20 kompoza gübre veriyoruz ayçiçeği ekimleri için. Şu andaki fiyatı 2159 TL. Piyasayla aramızda büyük farklılık var bugün için. Piyasadaki şu anda gübre fiyatları alabildiğine fazlalaşmış durumda. Bizde çok cazip gübre fiyatlarımız. Peki, ekime başlamamış çiftçilerimiz için, ayçiçeği ekmeyi düşünenler için çiftçilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Çiftçilerimiz ekimini, bir kısım ekimini yapmış bulunuyor, buğdayını, arpasını. Fakat şu anda ekilecek olan ayçiçeği ve pancar var. Bundan sonraki ekilişleri için maliyetlerini gayet iyi hesap etmelerini, hangisinden karlıysa onu ekmelerini tavsiye ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Turhal polisi dün gece geç saatlere kadar halkın huzur ve sükunu için çalışmalar yaptı. Birkaç gündür devam eden bu çalışmalarda 4 adet çeşitli marka ve çaplarda silah ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan bazı yerler kapatılırken ruhsatsız kıraathaneler de kontrol edildi. Bunların dışında kimliksiz birkaç kişi sorgulandı ve serbest bırakıldı. Turhal polisinin halk için yaptığı geceli gündüzlü bu çalışmalar devam edecek. Kuşkusuz yaptıkları fedakarlıklar hiçe sayılamaz.
Onlara yaklaşan polis bayramında önce çalışmalarında başarılar diliyor, yaptıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kanal Alfa ekibi bugün Tural'ımızın yaşlı çiftçilerinden Halil Bozkurt ile tarlasında görüştü. Halil Bozkurt, tarlamı sebze ekmek için sürdürüyorum. Gördüğünüz tarlayı iki kez sürdürdüm. Bir kez merdane vuruluyor. Traktör sahipleri çiftin dönümüne 80 bin lira alıyorlar. İki kez çift bir kez merdane çekimi dönüm başı 200 bin lirayı buluyor. Mazot fiyatlarının pahalı oluşu çift fiyatlarını etkiliyor. Gübre fiyatları da çok pahalı. Bu durum karşısında çiftçilerden para kazanmanın imkanı yok diyor. İyi günler. Sağ ol. Mart ayıyla birlikte baharın yaklaşmasıyla ekimler başladı. Siz ne ekiyorsunuz şimdi tarlada? Biz buraya sebze ekiyor, sebze. Yani bahçe burası. Evet. Peki mahsullerin nasıl olmasını bekliyorsunuz bu sene? Mahsullar biraz daha fasille aşağı yukarı arbuz beşi çıkmalı. Arbuz beşi çıkmalı ki arbuz beşinden evvel ekilen bir zebze fasille vermez. Evet. Arbul beşinin çıkmasını bekliyorum. Arbul beşinin çıkmasını bekleyeceğim. Şimdi burayı hak ettiriyorum. Bu böyle kuzum. Şimdi arbul beşi çıkar çıkmaz fasille yerde olacak. Arbul beşindeki mahsul elverişli olmaz, ileri gitmez. Peki tarlayı ekerken gübre fiyatlarıyla mazot fiyatları nasıl sizce? Şimdi mazot fiyatını da motorcu bilir. Motorcu bilir. Çiftin dönümü 80 bin lira. Evet, 80 bin lira. Tek baş, çift başlı. Gübre 150 bin lira şu anda. Mazot litresi 7 bin lira. Bu ara böyle gidiyor işte. Son aylarda ülkemizde ciddi bir para krizi yaşandığına dikkat çeken milliyet yazarlarından Osman Ulagay, Türkiye'nin 3 haneli enflasyonun eşiğinde olduğunu söyledi. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya anısına düzenlenen çarşamba toplantılarında konuşan Ulagay, yerel seçim sonuçlarını Tansu Çiller'in başarı ya da hükümete güven olarak değerlendirmesi bir aldatmacadır. DYP-SYP koalisyonu Türkiye ekonomisini 14 yıl sonra yeniden IMF'ye muhtaç hale getirmeyi başarmıştır dedi. Tarhan Erdem de Türkiye'nin yönetim ve ekonomik hayatında ciddi bir tıkanıklık olduğunu söyledi. Turhal Avcılar Derneği Başkanlığı'ndan avcılarımızın dikkatine. 5 yıl önce yaptırılmış olan av tezkelerinin müddeti dolduğundan yenisini almanız kanun gereğidir. Av tezkelesinin yenisini almayanlar yakalandığı zaman ruhsatsız silah taşımaktan ceza alacakları gibi silahlarına da emniyet ekiplerince el konulacaktır ve haklarında kanuni muamele yapılacaktır.
Turhal'da av ruhsatı ile silah bulunduranlar mutlaka ruhsat tarihlerine bakmaları önemli duyurulur. Avcılar Derneği Başkanı Recep Taşkın. Evet sevgili seyirciler, bugünkü haberlerimiz de burada sona eriyor. Yarın 20.30'da görüşünceye kadar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Bugün Turhal'da iki feci kaza meydana geldi. Belediye Başkanı Duran Evren'i bugün cumartesi olmasına rağmen odasında yakaladık. Cumartesi pazarının hali. Ankara Ekin Tiyatrosu 10 Nisan'da Turhal'da. Haberlerimize gelince. Bugün Turhal'da iki feci kaza meydana geldi. Kazaların ilki Yenişehir Camii yanı mevkiinde oldu. İsa Yalçın yönetiminde 60EC276 plakalı sebze kamyonu Şaziye Gümüş adlı vatandaşımıza çarparak ölümüne sebep oldu. Şaziye Gümüş, Amasya'nın Yeşilöz köyünde ikamet edip 1930 doğumluydu. Bir diğer kaza ise Tokat yolunda meydana geldi. Yol kenarında sürü otlatırken yoldan geçen aracın çarpması sonucu feci şekilde can veren Hasanoğlu Ahmet Dumanlı 1955 doğumluydu ve Kova Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Bu feci kazada ölenlere Allah'tan rahmet, dost ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz. Yeni belediye başkanı Duran Evren'i hafta sonunda makamında yakaladık. Evren, halkın kendisine yoğun ilgisinden ve gelen tebriklerden duyduğu mutluluğu ifade ederken, belediye meclis üyelerinin 3 güne kadar belirleneceğini ve göreve başlayacaklarını belirtti. Eski tekel binasının yerindeki enkazı ve yimpaşın arkasını ilk iş olarak temizleyen Evren, bunu halkla yaptığı geziler sonucu ivedilikle yerine getirdiğini ifade etti. Evet sevgili seyirciler, şu anda belediye başkanımız Duran Evren'in yanındayız. Kendisini cumartesi günü mesai saati olmadığı halde yakaladık işinin başında. Biraz rahatlamış görünüyorsunuz. Tebrikler yoğunlaştı. Nasıl gidiyor efendim bu ilk günlerde? Teşekkür ederim. Şimdi ilk günlerimiz biraz tebrik kabul etmekle geçiyor. Hemşerilerimiz tabii kutluyor, tebrik ediyor. Biz de onları kabul ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra tabii yavaş yavaş çalışmalara başlıyoruz. Çalışacağız. Bizim hedefimiz tabii hizmettir. İnşallah 5 yıllık uzun bir süre var önümüzde. O 5 yıllık süre içerisinde Turhal'ımıza yeni yeni eserler ortaya koyacağız. Bugünler biraz hafifledi. Gerçi bugün cumartesi. Cumartesi buraya geleceğimi bilmeyebilirler hemşehrilerimiz ama yine de tabii yavaş yavaş o tebrikleşmeler, bizi kutlamalar azalıyor. Peki meclisi ne zaman açıklayacaksınız ve bunun akabinde meclisin açıklamasından sonra belediyenin ilk yapacağı işi tespit ettiniz mi? Bunu evet, sorayım. Tabii. Şimdi belediye meclisi üyeliğine seçilen arkadaşlarımız mazbatalarını henüz almadılar. Ancak mazbata durumları kesinleşti. Pazartesi alacaklar. Ondan sonra biz 3 gün öncesinden duyurarak 3 gün içerisinde toplantıya çağıracağız belediye meclisini. Ve mecliste ilk toplantının belli gündem maddeleri var, onu görüşeceğiz. Bilhassa bu belediyenin son durumunu tespitle ilgili de bir komisyon kuracağız. Çünkü tespit edeceğiz. Nasıl teslim aldık, onu da değerli hemşehrilerimize açıklayacağız. Değerli hemşehrilerimizin gözü önünde nasıl bir belediye aldığımızı ortaya koyacağız. İlk yapacağımız iş olarak? Şimdi ilk yapacağımız iş olarak öncelikle işte meclisimizi toplayıp o komisyonu kuruyoruz. Ondan sonra çalışmaları o perspektifte devam edeceğiz. Çünkü bakarsınız bir çalışma anında çok acil bir şey çıkar, ona müdahale etmek mecburiyeti kalır değil mi? Onun için yani şimdi şu desek tespitte tabii ikinci plana kalabilir. Ama tabii meclis toplanmadan tek başına bir şeylere müdahale etmek mümkün değil. Ben bugün mesela gezdim, esnafı dolaştım. İlk etapta belediye başkanı olarak şunu yaptı diyeceğimiz işler var tabii de, belediyenin durumunu tespitle ilgili, belediyenin maddi durumu nedir, efendim araç durumu nedir, bina durumu nedir, arsa durumu nedir, borcu nedir, bütün bunları biz her ne kadar memurlarıma emir verdim şimdi. Mesela muhasebeye bakan arkadaşlar belediyenin
alacağını, vereceğini bütün rakamlarıyla çıkarıyorlar, çalışıyorlar. Ama biz o mecliste görüşüp komisyonumuzu kurup ondan sonra belediyede son durumu komisyona teslim edeceğiz. Şimdi daha önceki arkadaşımız teslim etmeye gelmedi. Tabii onun bileceği iş zaten teslim olayı bir sembolik bir olaydır. Gelecekti, teslim edecekti. Gelmedi. Biz görevimize başladık. Çalışıyoruz. Şimdi biz tabii hemşehrilerimizi bir de böyle iade-i ziyaret babından bugün gezdik. O gezilerimiz zaman zaman devam edecek. Bu esnafı gezme, efendim vatandaşla beraber olma tavrımızın esası şu, yönetimde onlarla beraber olmak. Onları dinlemek, onların görüş ve kanaatlarını alıp hamuru öyle oluşturmak. Yani yapacağımız işlerde vatandaştan kopuk değil de vatandaşla beraber olmak istiyorum. Tabii bugün gezdik. Hemşehrilerimizi bir kısmını işte dükkanında, bir kısmını efendim kahve önlerinde gördük, oturduk, çay içtik, sohbet ettik. Herkesin beklentisi var tabii. O beklenti Tural'da iyi bir yönetim, iyi bir hizmet. Hemen bana ilk etapta o işte burayı temizletiyorsun. Eski tekelin yerini, onu söylediler, teşekkür ediyorlar tabii. Ondan sonra Yimpaş'ın önünü, o bataktı, orayı düzledik, kumladık bugün. Onu söylüyorlar, tabii teşekkür ediyorlar. Ayrıca cadde devamlı sulanıyor dikkat ederseniz, onu söylüyorlar. Tabii bütün bunlar yapacağımız işlerin daha devede pire misali, çok küçük olanları, çok şeyler yapacağız. İnşallah bu 5 yıl içerisinde hemşehrilerimizi memnun edeceğiz. Hep söyledim ben. Ben görev anlayışını halka hizmetin hakka ibadet olduğuna, halka hizmetin hakka hizmet olduğuna, ayrıca bunun da ibadet olduğuna inanıyorum dedim devamlı. Şimdi öyle baktığımız için tabii bu milletin biz teveccühünü kazanırsak, Turalı hemşehrilerimiz bize arkamızdan yaptığımız işlerle Allah razı olsun, bak şu eserleri ortaya koydu, efendim böyle bir yönetim ortaya koydu derse, onların söylediği o Allah razı olsun sözü bizim için en büyük servet ve sermayedir. Yani onun dışında başka bir amacımız yok. Çalışmak için geldik, çalışacağız ve hemşehrilerimizin o sözüne muhatap olacağız inşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz Cumartesi Pazarı'nın yeri. Biraz önceki trafik kazası haberine sahne olan Cumartesi Pazarı hem konumu nedeniyle Turhalımızın görüntüsünü bozuyor hem de darlığı sebebiyle ölüme yol açıyor. Pazar bittikten sonra cadde üzerine bırakılan çöp ve pislikler de cabası. Bizim dileğimiz Cumartesi Pazarı'na uygun bir yer bulunarak Turhal'ın güzel görünümünün bozulmamasıdır. Ayrıca bu yolla kazalar da azalacak kanısındayız. Yetkililere sesleniyoruz. Biz Kanal Alfa ekibi olarak Turhalımızı seviyoruz. Gerekenlerin yapılacağından ise hiç kuşkumuz yok. Eğitim İş Turhal Şubesi Ankara Ekim Tiyatrosu'nun Günün Adamı adlı müzikli güldürüsünü ilçemize getiriyor. 10 Nisan 1994 Pazar akşamı sergilenecek oyunun saatleri ise şöyle. Öğrencilere, gençlere saat 17.30'da, büyüklere saat 20'de. Eğitim İş Sendikası'nın bu çalışmasını sizlere duyurmaktan mutluyuz. İnanıyoruz ki kültürel etkinlikler ilçemize daha da çağdaş bir anlayış getirecektir. Evet sevgili seyirciler, haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunmadan önce özetler. İlçemizde işsizlik büyük boyutlara ulaştı. Kadışehir'indeki aileler arası kavga küçük Nurten'in vurulmasına neden oldu. İstenmeyen kazalar yaz ayının gelmesiyle birlikte başladı. Seçim bitti, izi kaldı. Pazar Belediye Başkanı Adnan Özmen göreve devam ediyor. Şimdi haberler. İlçemizde özellikle iç mevsiminin açılmaya başladığı şu günlerde işsizlikte büyük boyutlara ulaştı. İşsiz insan yığınları bir iş bulabilmek umuduyla belediye sarayı önündeki parkta toplu halde bekliyorlar. İşçi götürmek için yaklaşan araçlara adeta saldırıyorlar.
O gün ekmek parasını çıkaracak bir işçi bulabilirlerse ne âlâ, bulamazlar ise ikinci bir aracı beklemeye devam ediyorlar. Kapıdaki zamlar bırakın işsizleri, emeklileri, memurları, küçük esnafı, açıkçası dar gelirli yoksul halkı daha da perişan edecek. İlçemizde işsizliği önleyici acil tedbir alınmadığı sürece işsizlik daha da büyük boyutlara ulaşacak. Ekonomi felç olacak. Toplumsal çalkantı daha da artacak. Turhal'da tehlike zilleri çalıyor. Belediye Başkanı Duran Evren öncelikli olarak organize sanayi bölgesi olayını el atarak Turhal'a yatırım yapmak isteyen sanayicilere gerekirse bedava arsa vermek koşulu ile yatırımcıları özendirmesi, ticaret odası ve diğer esnaf kuruluşlarının da belediyeye bu konuda gereken yardım yapması gerekiyor. Turhal'a gelecek herhangi bir sanayi kuruluşunun peşinden başka kuruluşları da çekeceği düşüncesindeyiz. Yozgat Kadışehri Akçakale köyünde iki aile arasında çıkan çatışma Nurten Aksu isimli küçük kızın av tüfeğiyle vurulmasına neden oldu. Nurten Aksu'nun akrabaları iki aile arasında çatışma çıkınca karşı aileden Abdullah isimli bir kişi av tüfeğiyle Nurten'i kasıtlı olarak yaraladı diyorlar. Nurten Aksu'yu Zile Devlet Hastanesi'ne kaldıran akrabaları Zile Devlet Hastanesi'nde ortopedi servisi olmadığı için Turhal Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Nurten'e ilk müdahale Turhal'da yapıldı. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Babası içerideymiş, geliyor çocuklara kurşun atıyor. Çocuk dışında mıymış? Dışındaymış, kapının ağzından almış. Kapının ağzında yani büyüğe şey yapılmıyor, ateş edilmiyor, ufaklıktan acanmıyor. Babası da burada dağlar şey diyormuş. Ne babası da çıkınca babasının ağzından da olmuş, şey olmuş. Kadışehir. Kadışehir'in bir köyü. Akçakala. Kadışehir. Evet. Bugün saat 19 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde ters yönden gelen bisiklet ile aşağı yöne gitmekte olan motosiklet çarpıştı. İlçemizdeki bisiklet ve motosiklet sayısının çok oluşu ve yaz mevsiminin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte istenmeyen kazalar da başlamış oldu. Henüz daha çok erken. Bizler bisiklet ve motosiklet sürücülerini şimdiden uyarıyoruz. Lütfen kurallara uygun davranalım ve istenmeyen kazaları şimdiden önleyelim. Lütfen şöyle bir kıya çekelim bakayım. Hadi aslanlar. Ağaçta kaldı. 27 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerin gelişigüzel yapıştırdıkları afiş ve posterler çevre kirliliğini olumsuz yönde etkiledi. Yasada afiş ve posterlerin seçim kurulunun belirleyeceği yerlere asılabileceğini belirtildiği halde yasaların uygulanmaması her konuda olduğu gibi afişleme olayında da kaos yarattı. Kamu ve özel kuruluşlara ait binalar, elektrik direkleri, salkım saçak afişlerle donatıldı. Bu çirkin görüntünün ortadan kalkması için çok uzun bir sürenin geçmesi gerekeceğe benziyor. Çevrenin korunması, şehrin temizliği konusunda halkımızı daha duyarlı bir duruma getirmek için çevreci korumacılarının örgütlü olmasının yararlı olacağı kanısındayız.
Geçen 5 yıllık dönem içerisinde Pazar Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Adnan Özmen, 27 Mart yerel seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi. Bugün sade bir törenle görevine başlayan Adnan Özmen'le sizler için görüştük. Partinin özetimi, eskiden olduğu gibi her partinin, her siyasi görüşünün ve Pazar'ın belediye başkanı olduğunu burada sizlere bildiriyor. Tekrar teşekkürler sunuyorum. Evet, Pazar'ın genç ve dinamik başkanı yeniden seçildiniz. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Hayırlı olsun diyoruz. İlk önce çok mutluyum. Böyle bir anı Allah herkese yaşatsın. Tabii kaybeden adaylarıma da buradan seslenmek istiyorum. Dediğim gibi bu bir yarıştı. Halkın hür iradesi neyse onu gösteriyor. Duygularımı anlatamam. Yalnız ben yeni de değilim. Bu duyguyu 5 sene önce daha tatmıştım. O duyguyu şu an göremiyorum. Çünkü biraz tecrübe kazandığımız için şimdi daha kendimi bilgili ve hazır hissediyorum bu konuya, belediyecilik konusuna. Tebrik ediyoruz. Çalışmanızda başarılar. Sağ olun efendim. Adnan Özmen'i tekrar seçilmesi nedeniyle kutluyor ve kendisine başarılar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü haberlerimiz de burada sona eriyor. Yarın 20.30'da görüşünceye kadar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Ekranlarından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Zamlar el yakıyor. Ölüm kavşağında tedbirsizlik sürüyor. İlçemizdeki nüfus artışıyla birlikte beton binalar da çoğalıyor. Turhal Spor yöneticileri Duran Evren'i ziyaret ettiler. Hayvan vebası belirtileri üzerine hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı ve bir kayıp ilanı. Haberlerimize gelince... Tansu Çiller Hükümeti'nin bugün açıklamış olduğu ekonomik istikrar paketi olarak adlandırılan ancak oranı %100'leri bulan zamlardan oluşan, kitlerin açıklarını kapatmaktan düşünülen zamlar dar gelirli vatandaşları açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Eğer ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtulması için özveride bulunmak gerekiyorsa, herkesten gücü oranında özveride bulunması istenilmelidir. Halkımız bu sıkıntıları çekerken kitlerin yönetim kurullarına yani arpalıklara yapılan partizan atamalar düzeltilecek mi? Bu yoksul halkın parasını partizanlara peşkeş çekmek vicdanlarını rahatsız etmiyor mu acaba? Milyonlarca insanımız, Bağkur'umuz, asgari ücretlimiz, işçilerimiz, memurlarımız, çiftçilerimiz, esnaflarımız bu ölçüsüz zamlar ile perişan edilirken parlamenterlerimiz dönem sonuna kadar maaşlarını dondurmayı düşünüyorlar mı acaba? Evet sevgili seyirciler, şimdi de zamlarla ilgili vatandaşlarımızla yaptığımız röportajı izleyeceksiniz. İyi değerlendirmiş. İyi değil yani. İyi değil. Tabii, çok geldi. Çok geldi. Peki, teşekkürler. Evet. Yeni gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir vatandaş olarak. Valla Türkiye'nin durumuna göre olması lazım. Olması lazım. Olması lazım, tabii. Evet. Olması lazım, başka türlü o şeyi yok. Yani... olması lazım. Peki, teşekkürler. Yeni gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Vallahi iyi değil hani. Yok. Çünkü fakir insan için daha kötü oluyor yani. Evet. Çünkü o kadar hani şöyleyken hem de zam az oluyor. Mesela şimdi fakirler mesela çünkü şey diyor yani. Hani kutlanıyor böyle yani. Peki siz bir vatandaş olarak bunun karşısında neler yapabilirsiniz? Ben şahsen kendime göre ne yani. Ben bir şey diyemem bu şeyde. Buradan kendi civarımız. Katlanacağız artık. Çünkü Müslüman oraya katlaması lazım. Ama elimizde bir şey gelmez. Tabii, yeni gelen zamları, açılan ekonomi paketini nasıl değerlendiriyorsunuz vatandaş olarak? Vallahi ben bunu çok pahalı oldu bu işler yani.
Ben de Zile'den geliyorum. Adamlar diye şimdi 10 bin açılmadı, sigara açılmış 40 bin diye. Hiçbirini diye almanın durumu yoktu yani. Çok kötü görüyorum ben bu zamları böyle. İyi göremiyorum yani. Zorlanacak şimdi. Tabii. Her fakir fukara ezilecek yani bu durumda. Peki, teşekkürler. İyi günler. Hiç iyi değerlendirmiyoruz. Bütün halk perişan. Peki ne olacak sizce? Vallahi bunun sonu hüsran. Hüsran. Peki, teşekkürler. Bir şey değil. Okulları bir değerlendirme yapar mısın? Vallahi kardeşim, tamamıyla millet mahvoldu gitti. Daha bir şey diyecek, hiçbir şey diyecek halimiz yok ki. Tamamıyla kötü yönler, hırsızlıklar, her çeşit maddeler daha bollaşacak. Evet. Bir şey diyemiyorum. Böyle evet. Peki, teşekkürler. Yeni gelen zamları bir değerlendirme yapar mısın? Yeni gelen zamlar çok güzel. Çok güzel. Evet. Yani bu hata vatandaşlarda. Eline para geçen dövize yatırıyor. Evet. Altına yatırıyor, Türk parasının değerini kaybediyorlar. Bu bakımdan hata vatandaşların. Hata vatandaşların, hükümet tam zamanda karar aldı. Teşekkürler. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok fazla. Çok fazla. Evet, çok fazla. Halk arasında NATO yolu olarak bilinen Fatih Caddesi üzerindeki Varvara Kavşağı'nda trafik işaretlerinin olmaması trafik kazalarına neden oluyor. Kanal Alfa çok büyük felaketlere meydan verilmeden Varvara Kavşağı'nın düzenlenmesi için defalarca yayın yaptı. Ama yetkililer bugüne kadar hiçbir önlem almadılar. Yetkililere tekrar tekrar uyarıyoruz. Başımıza büyük felaketler gelmeden ölüm kavşağında gerekli önlemler alınsın lütfen. İyi günler sevgili seyirciler. Gördüğünüz bu yeri biz defalarca görüntülemiştik. Buraya biz ölüm kavşağı diyoruz. Evet, oldukça büyük kazalar meydana geldi burada. Gördüğünüz gibi hiçbir trafik işareti yok ve önlem alınmamış. Biz buradan yetkililere tekrar seslenmek istiyoruz. Lütfen buraya gereken önlemler alınsın ve kazalar önlensin. Yavşanlık semtinin son kesiminde bulunan Bin Evler mevkiinin yukarıları ilçemizdeki nüfus artışıyla birlikte beton binaların yükselmesine neden oluyor. 2000 yılına yaklaştığımız şu günlerde Turhal'ımızın planlı ve düzenli bir şekilde şehirleşmesini diliyoruz. İnancımız o ki il olmaya layık ilçemizi planlı şehirleşmeyle güzel günlere ulaştırabiliriz. Semtinin son kısmındayız. Binevler semtinin de yanında bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızda inşaatlar devam ediyor. Burada şehirleşme hızlanıyor. Bundan da demek oluyor ki Turhal'ımız gittikçe büyüyor, günden güne büyüyor. Yani bu kesimlere kadar da ulaştı şehirleşme nüfus artışıyla birlikte. Evet sevgili seyirciler, anlaşılıyor ki bu da Turhal'ımız teknolojik bakımdan ve yerleşme bakımından müsait bir yer. Buraya gerekli yatırımın yapılması lazım. Şehirleşmenin hemen bir an önce gerçekleşmesi lazım. Bugün Turhal Spor yöneticileri Duran Evren'in makamında ziyaret ettiler. Turhal Spor hakkında yöneticilerden bilgi alan Evren, Turhal Spor'a elinden geleni yapacağını ve Turhal Spor'un başarılı günlerini inşallah birlikte göreceklerini söyledi. Yani ne oldu belirtiyor da daha sonra daha fazla sıkıştıracağız diyeyim biz sizi artık. Sizde sıkıştırma yok. Bak sıkıştırma yok. Sizin yardımlarınızı yapacaksınız. İsteyeceksiniz. Bu bir gönül meselesi. Biz gönlümüzle yardımcı olmak istersek oluruz. Olmayanlar da Turhal Spor'u bu hale getirmiş. Öyle mi arkadaş? Turhal Spor'un meselesi olduktan sonra gerçekten sıkıştırma bıraktık da artık yardımlarımızı gerçekten fazlasıyla bekliyoruz. Onu niye söylüyorum ben? Yani ben diyorum ki ben bunu bir gönül meselesi olarak kabul ediyorum. Yani bir insan bu işe gönül verirse yardımcı olur. Vermezse sıkıştırmayla, istemeyle olmaz yani. Olur mu arkadaş? Biz yönetimi devran aldığımız zaman başkanın ikinci dönem aldık zaten. 8 maçımız vardı. Ya bugüne kadar hemen cebimizden getirdik. Bu düzeye. Halen de borcumuz var şu an. Borcumuz yok değil. 50 milyona yakın kadar borcumuz var. Yani biz hep cebimizden harcadık. Bunlara tabii ki borç yiğidin kamçısıdır. Borç yiğidin kamçısıdır. Turhal Belediyesi borç vatanda. Belediyeler olmaz. Biz buradan çağrı da yapıyoruz. Turhal'ın ileri gelen zengin esnaflarımıza, büyüklerimize buradan çağrı da yapıyoruz. Onlar da elini atsınlar. Yani bu sırf bizim kendi şahsi şeyimiz değil, menfaatimiz değil. Turhal için olan. Turhal Spor. Tamam. Şimdi biz her şeye rağmen yardımcı olacağız. Siz ondan müşteri olun. Tabii buna zaman meselesi. Yalnız ben size şunu tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka yapın. Bir altyapı oluşturun. Niye oluşturmuyorsunuz? Altyapı oluşturacağız. Altyapısız bu iş olmaz. Şey yaparsak, Sayın Başkanım, halı saha gibi bir yer böyle. Yani onu yaptığımız zaman orada muhakkak belli başlı bir gençler falan gözümüze batacak öyle gibi hocamın sayesinde. Bunları alıp yetiştireceğiz. Altyapı böyle temin edilir. Yoksa tesis olmadan olmaz bu iş.
O parası kendi cebine değil valla. Ayda 4-5 milyon geliyor valla. Ankara'ya gitti bizim için valla. Emekli maaşı ne veriyor ya? Kocanımı gide gidiyor mu Ercan Bey? Canım sağ olsun. Ben demin söyledim, bu gönül meselesi. Ercan Bey bu işe tabii gönül vermiş. Şimdi... Yapta kalır şey... Bak, insan gönül verirse mutlu olur. Şimdi mesela sen diyorsun maaşını veriyor diyorum. Yani sonuçta mutlu oluyorsun, önemli ama ya. Tabii. Yani şimdi bir çuval param olsun, odanın birine doldur çuvalına böyle bırak. Ondan mutlu olamıyorsan ne faydası var bu için? Yani yaptığında mutlu oluyor. Önemli olan o. İnsanların bence yaptığında mutlu olması önemli. Kimisi parayla mutlu olur, kimisi bilmiyorum. İşte Ercan Bey de ne güzel sporla mutlu oluyor. Şahsen ben insanların paradan efendim bir takım hesapların dışında, paranın dışında böyle manen mutlu olmasına yanar. Yani insan yaptığı bir şeyle mutlu oluyorsa evim olur. Öyle mi arkadaşlar? Yoksa bunlar gelir kesildir. Siz müşteri olun, yardımcı olacağız. Onu da açık söylüyorum. Artık Tuval'ın belediye başkanı olarak benim görev kabul ediyorum. Fahri başkanımız olarak görüyorum. Kuyu nasıl yedi abi şimdi? Onu hallederiz. Şimdi bakın biraz sabredin. Bu hemşehrin de işte sitenin durumu, öbür taraftaki... Bizim yani bir iki odası yetmiyor yani. Yani bu kadar olur. İnşallah olur. İnşallah iyi olur. Şimdi kaç futbolcumuz var Ercan Bey? Şimdi normal olarak 22 kişilikten kadromuz var. Şimdi kısımdan yorulacak. Başka türlü yapabiliriz. Peki, üçüncü lige çıkma çalışmaları hangi safhada? Üçüncü çıkma çalışmaları şu anda henüz gözlem üzerindeyiz. Şöyle. Normal olarak. Hayır, bir sorumuz yok. Fakat bizim aldığımız söz, eğer bu liglere girmek isteyenlerde, yani girme hak kazananlarda girmek istemeyenler olursa ancak olmaz söz sayısı. Bu da ancak Mayıs'ın 15 ile sonu arasında bir Haziran başına kadar. Buluyor muyum ben? Yani i̇stemiyor, boş kalıyor. Tabii şimdi bazı var. Yani, şimdi teminat şöyle değil. Teminat mektubu, sağ gösteriyor. İlçemizde bir ahırda 20, diğer bir ahırda 23 baş büyük hayvanın ölmesi üzerine yetkililer hayvan vebası olasılığını göz önüne alarak Tural hayvan pazarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Turhal Kaymakamı Murat Tülay, laboratuvar bulgularının sonuçları şu anda elimize geçmiş değil. Bazı kuşkular üzerine hayvan pazarını geçici olarak kapattık. Elimize kesin sonuçlar geldiğinde basına ve kamuoyuna ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız dedi. Sevgili seyirciler, Kenan Tuncay'a ait bir cüzdan bulunmuştur. Sahibinin Kanal Alfa'ya gelmesi önemli, rica olunur. Evet, haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın 20.30'da görüşene dek hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar dileklerimizle bugünkü haber bültenimize başlıyoruz sevgili seyirciler. Önce özetler. Çarşamba pazarı ve hayvan pazarı bundan böyle dua ile açılacak. Ekmek de zamdan nasibini aldı. Borsa Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda ağaç dikme kampanyası. Gıda Maddeler Odası Başkanı Yusuf Engin, Bağkur reçetesine ilaç vermeyen eczanelere kızgın. Şeker İş Turhal Şubesi Başkanı Vahap Polat, zamlara tepki gösterdi. Ali Aşkın'a yardım kampanyası. Uyanış Gazetesi 18 yaşında ve haberler. Yeni belediye başkanı Duran Evren, çarşamba pazarı ile hayvan pazarının açılışına yeni bir uygulama getirdi. Adı geçen pazar yerleri bundan böyle Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki esnaf loncalarındaki uygulamaya benzer bir şekilde dua ile açılacak. Duran Evren bugün başlattığı yeni uygulama ile pazar esnafına bir konuşma yaptı. Daha sonra dua okundu ve pazar esnafını gezerek hayırlı işler diledi. Dua ile kapatacağız. Sizler pazar esnafı olarak... Sizler pazar esnafı olarak çok güzel bir görev ifa ediyorsunuz. Peygamberimizin emri gereği ticaret yapıyorsunuz. O insanlara ticareti tavsiye ediyor. Siz de ona uyup ticaret yapıyorsunuz. Ayrıca siz verdiğiniz vergilerinizle
devletimizi destekliyorsunuz. Onun için siz bizim için çok büyük kıymet ifade ediyorsunuz sevgili esnaf kardeşlerim. Sizden özellikle istirhamım, sizden özellikle isteğim, terazinize haram katmayın. Kantarınızı doğru tutun. Çünkü biliyorsunuz ki gerçek dünyadaki mizan kantarının ölçüsü doğrudur. Orada bunun hesabı sorulacak. Onu biliyorsunuz. Ona uyacağınıza da inanıyoruz. Onun için siz çok güzel bir görev ifa ediyorsunuz. Sizi kutluyorum sevgili esnaf kardeşlerim. Ve kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehû lâ yuhibbül müsrifîn. Sadakallâhul azîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme erzukuna temâmen ni'me ve devâmel âfiye ve husnel hâtime ve şifâel meraza ve rizkan vâsi'a. Rabbena âtina fid dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve gına azâben nâr bi rahmetike ya erhamer râhimîn. Allah hepimize razı olsun. Un ve akaryakıt fiyatlarının pahalanması sonucu fırıncıların zam istemi üzerine ekmek fiyatlarına %66 oranında zam yapıldı. Ekmek fiyatlarını ayarlamak ile yetkili Gıda Maddeleri Odası Başkanlığı'nın kararı ile ilçemizde 440 gram ekmek 5000 liradan satılacak. Ekmek fabrikası ve fırın sahipleri ekmek fiyatları aslında 7000 liradan aşağı kurtarmıyor. Şimdilik 5000 liralık fiyatlar ile yetineceğiz. Biz de halka pahalı ekmek yedirmekten üzülüyoruz ama başka çaremiz yok diyorlar. Bu arada ticari taksilerin taksimetre ücretleri de değişti. Şoförler ve otomobilciler odasınca taksilerin taksimetre ücretleri yeniden belirlendi. Buna göre taksimetre ilk açılış 15 bin lira, her kilometre için 15 bin lira, 5 dakika beklemeden sonra her 5 dakika için 3 bin lira, ayrıca gece 24'ten sonra %50 zamlı olacak. Tokat Valiliği'nin almış olduğu ağaçlandırma kampanyası kararının uygulanmasına başlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün temin etmiş olduğu fidanlar bugün Borsa Mahallesi'nde Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle mahalle halkı tarafından dikildi. Borsa Mahallesi Muhtarı Hasan Maviş'in konuşmasından sonra öğrenciler ağaç ve doğa ile ilgili şiirler okudular. Daha sonra fidanlar yerlerine dikildi. Tokat Valiliği'nin almış olduğu bu kararın tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ciddiyetle uygulanmasını diliyor. Kampanyaya emeği geçen herkesi kutluyoruz. Çocuklar bunu Ece tut, şeyi oturtur sen ya. Şöyle tut, şöyle tut. Aslında Ece kök tuvaleti yapmamız lazım. Çocuklar toprağa yardım edin. Tamam. Bir dakika. Çiğne. Bir dakika ben çiğneyim. Bir dakika. Hayır lan. Muhtarı olarak başta Kanal Alfa'ya Mega televizyonuna çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiği için. Şimdi mahallemizde bize bu fırsatı veren kaymakam beyimize de teşekkür ediyorum. Şimdi benim kaymakam bey de ve vali bey de okulun üstünün yapılmasını istiyorum. Mahallede talebenin gittikçe fazlalaşmasından dolayı. Herkese teşekkür ediyorum. Turhan'ı seven. Ordun temelidir, nesillerin evvelidir. Her sanatın ilk elidir. Ormandaki var.
bir kuş sesi. Ormandaki varlığa bak. Çiçek açar renk renk, dağları süsler gülerek, telleri önler emerek. Ormandaki varlığa bak. Kapı sivi eşik olur, bizi besler kaşık olur. Ormandaki varlığa bak. Tokat'ın tüm ilçelerinde eczaneler Bağkur reçetelerini ilaç verirken, Turhal'daki eczanelerin Bağkurlulara ilaç vermemesi Bağkurluları zorda bırakıyor. Bağkur'da esnaf ilaç alabilmek için Tokat'a Zile'ye gitmek zorunda kalıyor. Bu konuda Kanal Alfa ekibi Gıda Maddeleri Odası Başkanı Yusuf Engin ile Eczacılar Odası Turhal temsilcisi Eczacı Hadi Özer'in görüşlerini aldı. İlçemizde Bağkurlulara ilaç verecek herhangi bir eczane yok. Tokat'ın tüm ilçe ve kazalarında eczaneler Bağkurlulara ilaç verirken ilçemizde maalesef yok. Biz de bu konuyla ilgili Sayın Gıda Maddeleri Odası Derneği Başkanı Sayın Yusuf Engin'le birlikteyiz. Efendim, sizce bunun sebebi nedir? Niçin verilmiyor? Bizce bunun sebebi şu. Biz bir evvelki dönem Bağkur Müdürü ile beraber eczanelerde geldik, toplantı yaptık, eczacıları sesledik. Şimdi bizim bu memleketin kaderi, Turhal'ın kaderi bu. Turhal'ın kaderi şöyle, vilayet olarak Tokat genelinde tüm kazaları veriyor. Sosyal sigortalar her 6 ayda bir ödemezken biz Bağkur müdürüyle burada söz verdik. Eczacılara her ayın 3'ünden 3'üne faturalarınızın parasını ödeyeceğiz dedik. Bunlar kendi Eczacılar Barolar Birliği'nden anlaşmış bunlar, açık senetleşmişler. Bu vatandaşımız, Bağkurlu vatandaşımız, 13.347 tane bizim Bağkurlu vatandaşımız var burada. Bağkurlu vatandaşımız ölse bu eczacıların umurunda değil. Tokat'ın Erbaa, Niksar, Reşadiye, Pazar, Zile, buralar komple Bağkur'umuza, Bağkurlu esnafımıza ilacını veriyor. Her ayın 3'ünden 3'üne de bizzat faturasını tahmin ederek parasını alıyor. Fakat biz Turhal'da bu 11 tane eczacıyı bir araya getiremedik. Bunlar eczacılar olarak memleketin esnafının, Bağkurlu esnafın yekününe hırsı varsa söylesinler, kimsenin bir kuruşu kalmıyor. Bağkur müdürü geliyor burada hesapları döküyor. Benim diyor devlet sigorta hastanesine, yani devlet hastanesine dahi diyor, benim aşure bir borcum yok. Bir defa eczaneye şahsın faturasına hiç borcum yok diyor. Tüm Tokat'ı içerisinde almış 96 milyon lira yekün Bağkurlu'nun aylık ödeneği vardı. Bundan hariç 5 kuruş bir yere vereceğim yok diyor adam. Fakat bizim bu eczacılar hala burada direniyorlar, açık senet aldık, esnafa şey yapmıyorlar. Şimdiye kadar gelip geçmiş belediye başkanlarımız da bundan ilgilenmedi. Biz bunlara da gittik. Ama şimdi inşallah bu yeni seçilen belediye başkanı da bize bir anlayış gösterirse, biz buraya muhakkak ki esnafı eğer hakkını arayacaksak muhakkak bir şube kurmamız gerekiyor. Bir eczane kurmamız gerekiyor. Eczacılar vermezse biz Bağkur müdürüyle, belediye başkanının da yardımıyla, sağlık genel müdüründe inşallah Tahir Bey'in de yardımıyla, genel müdür mavinin yardımıyla biz buraya bir eczane kuracağız. Artı bir de şunu söyleyeyim ben. Esnafımıza benim bu vesileyle bir de duyurum olsun. Biz esnafımızın Tokat'a gidip sağlık karnelerini vize yaptırmasını biz burada önleyeceğiz. Biz bunu sıraya girdik. Ön planda birinci sıradayız. Biz buraya göğüs film çekimi makinesini, mikrofilmleri falan da, biyoloğu falan da alacağız. Bunu da esnafa burada ben müjde yapmış olayım. Bu konuyla biz uğraşı veriyoruz. Biz Bağkur'un burada şubesini de açmıştık. Eczacılardan burada en az bu dernekte 3 defa toplandık. 3 defa toplandık fakat adamlar maalesef bir netice alamadı eczacılardan, anlaşmışlar. Bizim diyor eczacılar bağlı bulunduğumuz baramız var. Bizim bu baramız bize müsaade etmiyor. Peki eczacı depolarından bunlar zaten ilaçları alırken en az 6 ay vade alıyorlar. Bu halkın bilincinde yani. Halk bilinçli, eskisi gibi değil yani. Şimdi ise her ayın 3'ünden 3'üne ödeyeceğiz dediği halde eczacılardan biz esnafımıza, Bağkur'da esnafımıza ilaç alamıyoruz. Bu konuda inşallah bu yeni gelen Bağkur müdürümüz de çok üzerine eğiliyor. İnşallah belediye başkanı da bize yardımcı olursa bu açıdan şunu da antiperandası olarak söyleyeyim. Dernekli olarak bizim burada 5 tane derneğimiz var, kuruluş. Buna gıda maddeleri, yani benim şahsımdan başka da bununla ilgilenen olmadı bu derneklerin içinde. Bir tek ben çapa gösteriyorum, benim de gücüm az geliyor.
az geliyor. İnşallah bu bir çözüm bulunur. Esnafımızı, bizden Bağkur'lu esnaflarımızı Zile'ye veya Tokat'a, Erbay'a, Niksar'a, Reşadi'ye buralara göndermeden Turhalımızda, Cenab-ı Allah başka bir şey söylemiyorum, bizim eczacıların da gönlüne bir ilham bırakırsa, buradaki vatandaş da eğer Turhal'ın vatandaşı ise bu adamlar, bunlar da inşallah gönlüne bir ilham bırakır da bunlar da hastamıza bir ilaç verirler eczane ise. Yoksa ben halka şu duyuruyu yapıyorum. Bu eczaneler bu kadar bizim esnafımıza bu kadar hayanetle bakıyorsa bizim esnafımıza bunlardan gidip bir tane peşin paranın ilaç almasın. Zili'ye gitsin alsınlar. Söyleyeceğim bundan ibaret. Teşekkürler Sayın Engin. Kanal Alfa'ya çok teşekkür ederim. Ve temsilcisi Sayın Hadi Özer, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bağkur'la ilgili çalışmalar var. Seçim nedeniyle herhangi bir çalışma yapılamadı bugüne kadar. Ama bundan sonra il Bağkur müdürüyle görüşmeler yapacak bizzat. Zannediyorum olumlu gelişmeler olacak. Peki, inşallah. Şekeriş Turhal Şubesi Başkanı Vahap Polat bugün Kanal Alfa'ya bir demeç vererek hükümetin almış olduğu zam kararlarını eleştirdi. Başkan Vahap Polat, hükümetin bu kararı herkesin özveride bulunacağı bir sistem değil, tüm yük çalışanlara ve dar gelirlilere taşıtılmak isteniyor. Şekeriş olarak bu kararları kınıyoruz dedi. Sayın Turhalılar, çok kıymetli içi kardeşlerim, memur kardeşlerim, küçük esnaf, küçük çiftçi ve hayatının üçte ikisini bu ülkenin kalkınması için feda eden emekli büyüklerim. 5 Nisan 1994 tarihinde Sayın Başbakan Tansu Çiller, Sayın Başbakan Yardımcısı Murat Karayaçın'la beraber ekonomik istikrar paketi adı altında yapılan açıklamaları dar gelirler üzerinde şok etkiler yaratmıştır. Açıklanan bu paket istikrar paketi değil, vergi, zam ve devresyon paketidir. Sayın Turhalılar, ülkemiz için, vatanımız için her türlü fedakarlığa hazırız. Hatta kanımızla, canımızla bunu ispata hazırız. Tek istediğimiz herkesin gücü oranında bu fedakarlığı yapması gerekir. Çok kazanan çok fedakarlık, az kazanan gücün hizmetinde fedakarlık daha adil bir iş değil mi? Yalnız ülkemizin bu duruma düşmesine sebep olanlar bu sorumluluğu üstlenmezken faturanın ağır bedelini dar gelirliğe, Bodrum mahkumalarına çıkartanlara bir iki çift sözümüz var. İlk san skandalında trilyonlar giderken, İSKİ skandalında trilyonlar giderken, hayali ihracatlarla, hayali ithalatlarla batık şirketler için trilyonlar harcanırken, bankalardan usulsüz trilyonlar çekenlere, devlete vergi vermeyip çalanlara, kısacası bu devleti soyup soğana çevirenler ortada gezerken ne yaptılar? Eski hükümetler olsun, şimdikiler olsun, Allah aşkına ne yaptılar? Bir gün bu duruma gelineceği bilinmiyor muydu? 5 Nisan akşamı istikrar paketi açıklanırken bir tarafta insanlarla alay edercesine 15-20 adet Opel Vectra marka araba siparişi vererek 9,5 milyar savgonluk yapmak doğru bir şey mi? Yazıklar olsun bu vatanı, bu milleti bu duruma getirenlere. Ama şunu unutmasınlar ki her insanın bir darma gücü vardır. Çalışanlar olarak, Turhal şekerçiler olarak bu haksız uygulamayı huzurunuza protesto ediyor ve kınıyoruz. Ve şundan kimsenin endişesi olmasın. Üst kuruluşumuz, konfederasyonumuz olan Türk İş'in alacağı kararları Turhal şekerçiler olarak uygulayacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Saygılar sunuyorum.
Meydan Mahallesi Avşaroğlu Sokak'taki evi bir yangın sonucu tamamen yılan Ali Aşkın için Meydan Mahallesi Muhtarı Kamil Tuncer Başkanlığı'nda bir yardım komitesi kurularak Ali Aşkın'ın yanan evini yeniden onarmak için çalışmalara başlandı. Ali Aşkın'a yardım etmek isteyen yardımsever Turhalılar Vakıfbank'taki 003053-06 oğlu Ali Aşkın'ın hesabına para yatırabilirler. Ahmet ve Nuri Varkol kardeşlerin çıkarmış olduğu haftalık Uyanış gazetesi 18 yaşını doldurdu. Uyanış gazetesini 18 yaşını doldurması nedeniyle kutluyor ve nice 18 yıllar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü haberlerimiz de burada sona erdi. Yarın 20.30'da görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler, bugün 7 Nisan 1994 Perşembe. Kanal olarak mutlu akşamlar diliyor ve haber merkezimizin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Turhal Eczacılar Birliği'nden Kanal Alfa'ya sitem. Emniyet Müdürü Mehmet Ümit polis hattası nedeniyle Kanal Alfa'ya bir demeç verdi. Nurkavak Mahallesi'nde 3 bakkal dükkanı soyuldu. Evinden ayrılan genç kız bir daha evine dönmedi. Turhal Şeker Ortaokulu öğrenciler arası bilgi yarışması düzenlendi. Okul servisleri öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Şimdi haberler. Dünkü haber bültenimizde Turhal Gıda Maddeleri Odası Başkanı Yusuf Engin, Engin'in Turhal'daki eczanelerin Bağkur reçetelerine işlem yapmamaları hakkında görüşlerini almıştık. Kanal Alfa ekibi Yusuf Engin ile görüştükten sonra Eczacılar Birliği Turhal temsilcisi Eczacı Hadi Özer ile de objektif yayıncılığın gereği olarak görüşmüş, eczacıların da bu konudaki görüşlerini aktarmıştık. Bugün Kanal Alfa'yı ziyaret eden Turhal Eczacılar Birliği'nin temsilcileri Gıda Maddeleri Odası Başkanı Yusuf Engin ile Yusuf Engin'in mesajını yayınladığı için Kanal Alfa'yı şiddetle kınayan bir basın bildirisi bıraktılar. Yine yukarıda değindiğimiz gibi demokrat ve objektif yayın anlayışımızın gereği olarak Eczacılar Birliği'nin demecini aynen yayınlıyoruz. Kanal Alfa Haber Merkezi bugün Tokat Bağkur Müdürlüğü'nün en üst düzey yöneticileriyle görüşerek konu hakkında aydınlatıcı bilgi istemiştir. Yöneticiler Gıda Maddeleri Odası Başkanı Yusuf Engin'in tamamen haklı olduğunu, Tokat ve diğer ilçelerde Bağkur olarak borçlarımızı kesintisiz ödüyoruz dediler. Bağkur yöneticilerinin bu sözlerini kamuoyuna duyurmakta yarar görüyor ve şimdi Eczacılar Birliği'nin basın bildirisini aynen okuyoruz. Karar kamuoyunun. 6.4.1994 tarihinde Kanal Alfa'da Bağkur sigortalarına ilaç verilmemesi konusunda sözde kendilerince haber olan bir açıklama yayınlandı. Biz Tural Eczacılar olarak şimdiye kadar eski Bağkur Müdürü de dahil olmak üzere düzeyli bir tartışma ortamı oluşturulmadığı için kimseyle toplantı yapmadık. Ne amaca hizmet ettiğini anlayamadığımız gıda satıcılarının temsilcisi düzeysiz, yanlı ve satış simsarı görünümündeki konuşmasını ve tarafsız haber araştırıcı ve doğru haber ilkesine uymayan Kanal Alfa'yı şiddetle kınıyoruz. Bağkur sigortalarını da çok iyi biliyor ki acil durumlarda kimse ilaçsız kalmıyor. Bağkur'a gönderdikleri faturalar 6 aydan önce gelmiyor ve Bağkur anlaşma yaptığı eczanelerle belli bir borç yığdıktan sonra sudan bahanelerle anlaşmaları feshediyor. Bu sorun baro ile oda arasındaki farkı bile bilmeyen temsilcilerle değil, Türkiye'nin genel politikasıyla çözülecek bir sorundur. Üstelik vermek çareleri ararken böyle haberleri yayınlayan toplumu karıştırmaktan başka bir şey değildir. Bizler 45 gün vadeli ilaç alabiliyoruz ve Bağkur en erken 5 ayda ödemeyi vaat ediyor. Tabii ödeneği varsa, bizi suçlayan insanlar bir aylık veresiyesi için eşinin dostunun bile kapısını aşındırabiliyor. Eczacılık üniversite tahsili gerektirir. Bakkal dükkanı gibi açılmaz. Ucunda insan hayatı söz konusudur. Biz ayrıca elindeki tampon malları Bağkurlu'ya verebilmek için şirin gözü görünen kuralsız örgütsüz eczacılar da aynı oranda kınıyoruz. Eğer kurumla ve Yeni Bağkur Müdürü ile eczacılar arasında ortak bir çözüm bulunabilirse bu tip sataşma ve tehditlerin faydası değil zararı olur ve bu asılsız haberlerin üzerine sonuna kadar gidilecektir. Turhal Eczacılar Birliği. Turhal Emniyet Müdürü Mehmet Ümit bugün polis haftası nedeniyle Kanal Alfa'ya bir demeç verdi. Kanal Alfa olarak polis haftası nedeniyle tüm polis örgütünü kutluyoruz. Yaklaşan polis günü nedeniyle Sayın Emniyet Müdürümüz Mehmet Ümit Beyefendi'nin yanındayız. Efendim iyi günler diliyorum öncelikle. Polis günü hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Neden 10 Nisan polis günü olarak kutlanıyor? Efendim öncelikle böyle bir günümüzü hatırlayıp bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü 10 Nisan 1845 yılında İstanbul'da temeli atılan bu teşkilatın bu tarihten itibaren
bugüne kadar görevini gece gündüz demeden halkımızın huzur ve sükun için, can ve mal güvenliğini sağlamak, haysiyet ve namusunu korumak için, içeriden yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikelere karşı kurulmuş bir teşkilattır. 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüdür. 1845 yılında İstanbul'da kurulduktan sonra o günden bugüne kadar dimdik ayakta görevini sürdürmektedir. Bu süre içerisinde bizden önceki abilerimiz bu memleketin huzur ve güvenini sağlamak için canları pahasına nasıl görev yapmışlarsa biz de onlara layık olmak üzere bundan sonra aynı şekilde aynı bilinç ve şuur içerisinde görevimizi sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Bizler Türk Polis Teşkilatı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlar içerisinde içeriden yönelebilecek tehdit ve tehlikeleri önlemek amacıyla dimdik ayakta durmaktayız. Polis marşımızın bir beytinde de belirtildiği gibi hudutta ordu bekler, dahilde biz bekleriz. Biz kanunun, rejimin timsali polisleriz. Bu beytinde anlaşılacağı üzere biz içeride vuku bulabilecek devletimize yönelik iş tehlikeleri bertaraf etmek üzere silahlı bir kuvvet olarak dimdik ayakta durmaktayız. Biz kanunların, rejimlerin timsaliyiz, bunların uygulayıcısıyız. Kanunlar bizim rehberimizdir. Biz görevimizi yaparken kanunlar çerçevesi içerisinde görevimizi yaparız. Bu tür yönelik olan saldırıları faillerini yakalayıp bağımsız yargı organına teslim etmekle görevliyiz. Onun içindir ki dışarıdan yönelebilecek tehditlere ordumuz dimdik ayakta durmaktadır. İçeriden yönelebilecek olan tehdit ve tehlikelere karşı da Türk Polis Teşkilatı ayakta ve bunları önlemeye hazır bir vaziyette beklemektedir. Bu nedenle 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olması nedeniyle böyle bir günümüzü kutlamak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nasip olursa 10 Nisan Pazar günü bütün halkımızı saat 11'de belediye önündeki anıt üzerine davet ediyorum. Peki efendim, Turhal halkı polise yardımcı oluyor mu? Efendim, 2 seneye yakın bir zamandır buranın asayiş ile ilgili emniyet müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Halkımız gayet bilinçli ve şuurlu bir şekilde bize son derece yardımcı olmaktadır. Biz polis teşkilatı olarak halkımızdan istirhamımız şudur. Bizim görevimizi yaparken daha iyi bir şekilde yapabilmemiz için polis halk ilişkisini en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Polis halk ilişkileri ne kadar kuvvetli olursa, ne kadar birbirine karşı duyarlı olursa bizim görevimiz o derecede kolaylaşacaktır. Biz vatandaşlarımızdan, sevgili Tural halkımızdan bizim ulaşamadığımız, bizim bilmediğimiz konularda veyahut da meydana gelen kanunsuz olaylarda bize yardımcı olmaları. Bizler dışarıdan gelen insanlar değiliz. Biz Türk milletinin bağrından çıkan ve o insanların arasından bu hizmete talip olmuş insanlarız. Onun için bizler onların birer evlatları, birer kardeşleriyiz. Burada huzur ve sükun ne kadar iyi olursa halkımız o kadar rahat edecektir. Onun için benim istirhamım halkımızın, polislerin olduğu kadar halkımızın da bize görevimizde yardımcı olmaları ve bunları bekliyoruz. Zaten bugüne kadar yardım ettikleri gibi bundan sonra da yardım ettikleri istirham ediyoruz. Bu şekilde Turalımız daha huzur ve güven içerisinde asayişe müessir olayların meydana gelmemesi, huzur ve sükunun temini bakımından polis halk işbirliğine son derece önem vermekteyiz. Bundan sonra da inşallah bu şekilde devam edecek. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz de Kanal Alfa ekibi olarak size ve sizin şahsınızda bütün polis teşkilatına görevlerinde başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Pazar günü saat 11'de hepiniz Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde davetlisiniz. Ve buradan da bütün halkımızı ve sizleri
bu kutlama gününe davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İlçemiz Nurkavak Mahallesi'nde Murat Bakır, Şaban Arslan ve Hasan Uygar'a ait iş yerlerinin kapı kilitleri kırılarak bir miktar para, çay, sigara ve şeker gibi bazı ihtiyaç maddeleri çalındı. Kanal P ekipleri iş yeri soyulan iş yeri sahipleriyle sizler için görüştü. Şunu çekmişler. Buradan kalkmışlar, açmışlar. Son öncelikle bu hırsızdan hırsızlık olayından bize biraz bahseder misiniz? Nasıl meydana geldi? Neler çalındı? Sabah geldim ki öbür arkadaşın Cafer Bakır'ın orası açık. Biz oraya bakıyorduk. Geldim buraya. Burada açık. Bu kasalar dökmüşler her şeyi buraya. 3 milyon bozukluk paralar vardı. Onu almışlar. Başka bir şey de ellememişler. Yalnızca para almışlar. Para almışlar evet. Olsun, tekrar geçmiş olsun. Yatak odası vermiyor. Ne bileyim. Hem geçmiş olsun. Teşekkürler. Bu hırsızlık olayı nasıl meydana geldi? Bir bilginiz var mı? Sabahleyin telefon açtılar bana. Dükkanın kapısında açık olduğuna dair. Geldim. İçeri açık sigara falan alınmış. Gerçi vatandaş evinin ihtiyacını almış. Sabun, deterjan, içeceği sigara mutlaka ki satacaktı onu fazla miktarda. Polis teşkilatının yetersizliği. Emniyet güçlerinin olmadığı. Yani şimdi hırsıza çelik kasada yapsanız mutlaka ki açar. Başka bir şey değil. Sadece burası da değil. İki dükkana daha girilmiş. Öbür tarafta aile birlikte iki dükkan daha söylemiş. Tabii iki dükkan sağ tarafta söylemiş. Öbür tarafta Necat Uysal'ın dükkanının kapısının kilidi zorlanmış. Bu ilk ve son değil. Mutlaka ki yani emniyet teşkilatı yetersiz. Mahallemizde ne bekçi var ne devriye var. Durum böyle olduğu zaman mutlaka ki vatandaş yok. Zaten şu son zamlardan dolayı o kadar oldu ki vatandaş köşeye sıkıştı. Mutlaka ki yırtacak bir tarafı. Çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Amasya'nın Karataş köyünde Mehmet Arslan'ın kızı, 1977 doğumlu Şadiye Arslan, 4 Nisan 1994 Salı günü saat 18'den sonra evinden ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmemiştir. Üzerinde kot pantolon ve kurşuni gömlek bulunan Şadiye Arslan'ı görenlerin 254-31-21 numaralı telefona veya Kanal Alfa'ya haber vermeleri önemli duyurulur. Tekrar ediyorum, 254-31-21 numaralı telefon veya Kanal Alfa bürosuna haber vermeleri önemli duyurulur. Tural Şeker Ortaokulu'nda 1. 2. ve 3. sınıflar arası bilgi yarışması düzenlendi. Kanal Alfa Şeker Ortaokulu'nda düzenlenen bilgi yarışmasını sizler için görüntüledim. Kızlar konuşmayın. Çevreden, dinleyici öğrencilerden soruların cevapları çok kısa. Birazdan sunucu öğretmen. 1. sınıflarla başlıyoruz. Ben önce orta birinci sınıflarda yarışacak olan şubedeki arkadaşlarınızı tanımanızı istiyorum. Bundan aldım cevabı. Evet. Altı E sınıfı. Altı E sınıfı C dedi. Ve altı O sınıfı C şıkkı dedi. Cevap, doğru cevap C şıkkı. Gülen çocuk soruluyor zaten. Nitelime Gülen tamam. O zaman aynı şekilde. 6C, evet. Pardon 6E. Evet, evet. O belirtme sıfatı dedi. 6L. 6L belirtme sıfatı mı dediniz? Evet. 6C, 6E ve 6O'nun cevaplarını doğru kabul ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Selam. Çalışan kalesini buldum. Evet, biraz daha sesli olun çocuklar, izleyiciler. Okul servisleri öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Öğrenciler okul çıkışlarında üst üste dolu otobüslerle evlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Üstelik kız öğrencilerle konuştuğumuzda bizlere bu durumdan bir hayli rahatsız olduklarını söylediler. Bu konuyla ilgili gerekenlerin yapılmasını Kanal Alfa ekibi olarak yetkililerden rica ediyoruz. Turhal Belediyesi Su Otobüs İşletmesi Müdürlüğü'nden duyurulur. Belediyemize su borcu olan abonelerimiz Nisan ve Mayıs 1994 tarihleri arasında ödeme yaptıkları takdirde cezalı uygulama yapılmayacaktır. Bu sürede ödemeyen abonelerin suları kesilerek cezalı tahsilat yapılacaktır. Sayın halkımıza önemli duyurulur.
Şimdi de bir kayıp duyurumuz var. Çarşamba pazarı yerinde orta birinci sınıfa ait bir miktar kitap kaybolmuştur. Bulanların Kanarte'ye getirmeleri önemli rica olunur. Evet sevgili seyircilerimiz, bugünkü haberlerimiz de bu kadar. Yarın 20.30'da tekrar görüşünceye kadar hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Life ekranlarından hepinize mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunmadan önce haber başlıklarını veriyorum. Belediye meclisi bugün ilk toplantısını yaptı. Yavuz Selim İlkokulu'nda okuma bayramı. Alkollü sürücü kaza yaptı. Gazete kağıdına %95 oranında zam. ÖSS hazırlıkları tamam. Günün adamı adlı tiyatro 10 Nisan'da Turhal'da. Turhal Belediyesi'nden su abonelerine duyuru. Haberlerimize gelince. Belediye Meclisi bugün saat 14'te toplanarak 5 yıllık dönemin ilk toplantısını yaptı. Belediye Meclisi'nde MHP'nin 11, SHP'nin 7, Refah Partisi'nin 6 ve ANAP'ın 1 üyesi bulunuyor. Bilgin Bayramcı. Cafer Yıldız. Metin Ceylek. Zeki Koç Yılmaz. Salih Hatik, Turan Tekeren, Osman Koçeren, Osman Doğutaş, burada. Galip Doğan, Ömer Günaydın, burada. Ali Öztürk, burada. Mustafa Sefer, Ali Kaya, burada. Necmettin Çalışır, burada. Mahrem İnce. Burada. İzzet Bozduman. Burada. Rufin Kereş. Burada. İsmail Cesur. Süleyman Önal. Ömer Cezeoğlu. Cezeoğlu. Bilal Şen. Burada. Sami Baklacı. Hatta kalem olmayanlara kalem de verelim. Kalem de verelim. Tamam. Hemen. Belediye meclisi üyelerimizin tamamı toplantıya iştirak etmiştir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yine konuşmama geçmeden, açılış konuşmamı yapmadan önce sizler, bakın basın da burada, televizyon burada. Şöyle sırayla, şuradan başlayalım. Arkadaşımız tekrar adını, soyadını söyleyip ne işle iştigal ettiğini, hatta efendim şu okul mezunuyum, şu işle iştigal ediyorum. Şöyle hem de birbirimizi daha yakın tanırız. İşte Turhallı değerli hemşehrilerimiz de meclis üyelerini isim isim tekrar kalkıp kendisi takdim ederek tanıtırsa daha iyi olur. Yani şöyle tanıtalım. İsmini söylesin. Efendim, işte şu okulun mezunuyum, şununla iştigal ediyorum. Tamam, isimle işini söylesin. Tahsilini söylemesin diyor sadece. Olabilir yani, önemli olan tanıma. O zaman şimdi biz şöyle sıradan başlayalım. Arkadaşlarımız sırayla, buradan Metin başlasın. İşte adını söylesin, işini söylesin, sırayla devam edelim. Ayağa kalkarak. İsmim Metin Zeylek. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesiyim. Ticaret Lisesi mezunuyum. Serbest meslek üzere çalışıyorum. Turhal'da esnafım. Turhal'da oturuyorum. Yapmaktayım. İlkokulu ve ortaokulu Turhal'da bitirdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1972 senesi mezunuyum. 18 senedir Turhal'da serbest avukat olarak çalışmaktayım. Bu tip demokratik faaliyetlere ilk defa katılmak suretiyle belediye meclisine girdim. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bir yıl kadar Turhal Mühendis'te çalıştıktan sonra o yıldan bu yana da serbest mühendis olarak çalışmaktayım. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Cafer Yıldız. Turhal'da ekmeklik yapmaktayım. Ortaokul terk mezunuyum.
Mevzumuza başlar dilerim. İsmim Turhan Tekel'in, ticaret lisesi mezunuyum. Eczane, hizmet kas, petrol ofisi işletmeciyim. MHP'den meclis üyesiyim. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ben günaydın. İlkokul mezunuyum. Turkal'da çiftçilikle iştigal ediyorum. Arkadaşlara başarılar dilerim. Meclis üyesiyim. Turkal'da esnafla uğraşmaktayım. Arkadaşlara başarılar dilerim. İsmim Mustafa Safer, 1943 doğumluyum. Turgal'da serbest meslek olarak esnaf yapıyorum. Arkadaşlar başarılı dilerim. İsmim Galip Doğan. 1978 yılında Avrupa'ya gittim Almanya'ya. 12-13 yıl Avrupa hayatımı terk ettikten sonra Tokat'a geldim, yerleştim. Ticaretle uğraşıyorum. Şeker fabrikası işçi yemekhanesinin müteahhitliğini yapmaktayım. Teşekkür ederim. Devletin çalışır 1950, Tural doğumluyum. Makine fabrikasından emekliyim. Teşekkür ederim. Ali Kaya, lokantacılık yapıyorum. 72'den beri lokantacıyım. SHP Belediye ve Meclis Üyesiyim. Teşekkür ederim. Muharrem İnce, 1957 Zile Emirören Köyü doğumluyum. Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü mezunuyum. Tural Sanayi Sitesi'nde yedek parça ticareti yapmaktayım. SHP'den meclis üyesiyim. Teşekkür ederim. Cilal Şen, 1960 doğumlu. Serbestim, şu anda nakliye işleriyle uğraşıyorum. Yedin Oğlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanıyım. Refah Partisi meclis üyesiyim. İsmail Cesur, 1963 Turhal doğumluyum. Refah Partisi Belediye Meclisi Endümeni üyesiyim. Ticaret mezunuyum ve ticaretle uğraşıyorum. İsmet Bozduman, 950 Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Serbest olarak kitapçılık yapmaktayım. 10 yıla yakın Turhal Vergi Dairesi'nde görev yaptım. Refah Partisi'nden belediye öncümen üyesiyim. Dursun Keleş, 1955 Sile doğumluyum. 17 senedir Turhal'da oturuyorum. Makine fabrikasında işçi olarak çalışmaktayım. Refah Partisi'nden meclis üyesiyim. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ömer Sezer'in 1945 doğumluyum. Emekliyim. Refah Partisi'nden meclis üyesiyim. 1958 doğumlu Süleyman Önal. 1969'da Turhal'a geldim. Turhal'da karbon mermer imalatıyla meşgul oluyorum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. 35 doğumlu Sam Baklacı, Alap Belediye Meclis Üyesi'yim. Arkadaşlar başarılar dilerim. Umut Paşa, 1955 doğumluyum. Pratik Sanat Okulu Elektrik Bölümü mezunuyum. Şu anda otogarajcı işletmeciliği yapıyorum. Tüm meclis arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hüseyin Bayım, 1965 doğumluyum. Çerez Elektronik Kula Fabrikası işletmecisiyim. Yakup Özçel, 1961 doğumluyum. MHP Meclis Üyesi'yim. Demir doğramacı yapıyorum. Teşekkür ederiz. Mehmet Zeki Koç Yılmaz. 1934 doğumluyum. Emekli öğretmenim. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu mezunuyum. MHP Meclis Üyesi'yim. Bütün Turhal'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diler, arkadaşlarıma başarılar dilerim. Salih Adik, 1946 doğumluyum. 20 seneden beri Avrupa'da çalışmaktayım. Şu anda MHP meclis üyesiyim. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ali Sadık Bahçeli, 1959. Turhal doğumluyum. Kahveciler, berberler, kuaförler, otelciler odası başkanıyım. Değerli arkadaşlar. Başkanımızı da tanıyalım. Evet. Peki, biz de tanıtalım kendimizi. Artık biz belediye başkanıyız demeyelim. Belediye başkanı olduğumuzu herkes biliyor. Duran Evren, 1950 Zile doğumluyum. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu mezunuyum. Son görevim Milli Eğitim Bakanlığı müfettişiydi. İstifa ettik, aday olduk. Turhal'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Saygıdeğer arkadaşlar. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.
bu ekibimizin Turhal'ımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Değerli arkadaşlar, sizler bu göreve yeni seçildiniz. Bugünden itibaren ben meydanda da söyledim, rozetimi çıkarttım, Turhal'ın belediye başkanıyım. Sizler de grupları, partisel duyguları bir tarafa bırakarak Turhal'ın belediye meclis üyesisiniz, öyle görüyorum. Onun için hep beraber, Allah nasip ederse, beraber Turhal'ımız için, Turhal'ımızın kalkınması, Turhal'ımızın bu kötü gidişini durdurmak için beraber çalışacağız. Yine söylüyorum, partisel duygularımızı bir tarafa bırakacağız. Turhal'ımızda inşallah çok güzel hizmetler yapacağız. Hizmette ikiliği yok edeceğiz, hizmette adaleti gerçekleştireceğiz. Tabii sizler meclisimiz olarak, bakın hepinizi söylüyorum, sizler meclisimiz olarak bize yardımcı olacaksınız. Partisel duygularınızı bir tarafa bırakacaksınız. Turhal için, Turhal sevdasıyla bir araya geleceğiz. İnşallah hep beraber Turhal'ımıza güzel hizmetler ortaya koyacağız. Şimdi ben belediyemizin son durumunu tespit ettiriyorum. Onları böyle rakamlarla açık açık ifade etmek istemiyorum ama borç batağında olduğunu ve çok büyük bir borcun içerisinde olduğunu açık açık söylemekte fayda görüyorum. Onun için sizler bize yardımcı olacaksınız. Beraber olacağız. Turhal için beraber olacağız. Allah nasip ederse onu da aşacağız. Onu da aşacağız ve inşallah Turhal'lı hemşehrilerimizi mahcup etmeyeceğiz. Onlar bize güvendiler. Bizi seçtiler. Bundan sonra görev bizim. Biz gecemizi gündüzümüze katacağız. Allah nasip ederse gecemizi gündüzümüze katacağız. Çalışacağız. Yine çalışacağız ve sonuçta inşallah gülen Turhal'ımız olacak, kazanan Turhal'ımız olacak. Onun için birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Tabii ben şunu açık açık söylemede fayda görüyorum. Yani bir ailede 5 kardeş oluyor, o kardeşler arasında da bazı konularda ufak tefek anlaşmazlıklar oluyor. Olur. Yani burada da biz tartışarak sonuca gideceğiz. Yani herkes aynı şeyi düşünecek diye de bir şey yok. Yani ben bir şey söyledim, herkes aynısını kabul edecek. Yok, öyle bir şey yok. Ama demokratik kurallar içerisinde bunları tartışacağız. Demokrasinin gereği tartışacağız. Sonuçta Turhal için iyi olana evet diyeceğiz. Turhal'lı kardeşlerimiz için iyi olana evet diyeceğiz. Yok, aksi takdirde insanın yaratılışına ters olur yani her şeye hepimizin aynı anda evet demesi. Yani bazı konularda fikir beyan etmeniz, bazı konularda tartışma açmanız aslında sonuç almamızda faydalı da olur. Onlara saygı duyarız. Ama sonuçta, bakın arkadaşlar, özellikle sizden şunu istiyorum. Sonuçta Turhal'ımız için beraber olalım. Saygıyla selamlıyor hepinizi. Tek tek kucaklıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Polis günü nedeniyle bugün Emniyet Amiri Ali Düzel ile birlikte Başkomiser Ömer Faruk Tüfekçi, Komiser Fethi Uzunali ve Polis Memuru Hüseyin Üçel Kanal Alfa'yı ziyaret ettiler. Biz de Kanal Alfa ekibi olarak tüm polis teşkilatının polis gününü kutlar. Ayrıca bugün ameliyat olan Emniyet Müdürü Mehmet Ümit'e de acil şifalar dileriz. Yavuz Selim İlkokulu'nda okumayı öğrenen minik öğrenciler için okuma bayramı düzenlendi. Tüm öğrenci velilerinin de katıldığı okuma bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Hayata geçiş diyebileceğim, öğrencilerimizin ilk adımını attığı, hayata ilk adımını attığı, okuma yazmayı öğrendiği günü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu ilk okuma yazmayı öğrenmek, biliyorsunuz, insan hayatında çok çok önemlidir. Bu önemli adımı atan çocuklarımızı burada candan kutluyoruz. Sevinçlisiniz. Hepinizin sevincine ben de candan katılıyorum. Çocuklarımızı can gönülden kutluyorum. Teşekkür ederim. Okumayı yazmayı
Bugün Cumhuriyet Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında belediye sitesi önünde aşırı miktarda alkol alan Hasan Yılmaz, 34 PYD 48 plakalı otomobil ile bisikletli bir gence çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı gence ilk müdahale yakındaki bir eczanede yapıldı. Daha sonra devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücüleri buradan uyarıyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Alkollü araç kullanarak hem kendimizi ve ailemizi hem de çevremize zarar vermeyelim. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Çiller'in istikrar paketi gazete kağıdını da vurdu. Gazete kağıdı ve okul kitapları %95 oranında zam gördü. Zamlar dünden itibaren yürürlüğe girdi. SEKA tarafından üretilen tüm kağıt ürünlerine kurum tarihinin en büyük zammı yapıldı. Tüm kağıt ürünleri %35.5 ile %110 arasında değişen oranlarda zam gördü. Biz de Kanal Alfa olarak gazete kağıdına yapılan %95 oranında zammın satıcıyı ve okuyucuyu nasıl etkilediğini öğrenmek üzere gazete başbayi Bilal Selkaya ile görüştük. Gazetenin açmış olduğu istikrar paketinde birçok şey olduğu gibi gazeteye de, gazete kağıdına da %95 oranında zam geldi. Bu sizi ve okuyucularınızı nasıl etkileyecek? Bunun hakkında bilgi verir misiniz? Efendim, tabiatıyla hem bizi hem de okuyucuları etkileyecek. Şöyle ki, gazete kağıdına %95 oranında gelen zam her kesimin etkilendiği gibi bizim de etkilenmemizi icap ettirir. Örneğin gazete 10 bin liraydı. Şimdi yarın cumartesi tarihi olarak ne diyelim ayın 9'unda Hürriyet, Sabah ve Aydınlık gazetesi 15 bin liradan satılacak. Bunu bilgi aldık. Diğer gazetelerden henüz bilgi gelmedi. Belki de akşamla onu da faksla bize geçerler. Diğer gazetelerin oranını şu anda bilmemekle beraber daha sonra hepsi bunu takip eder. Tabi bir oranda hepsi zam yapacak. Ve bu da bizim ödeme gücümüzü de etkileyecek. Vatandaşın alım gücünü etkileyecek. Vatandaşın birçok sıkıntısı var. Örneğin adamın mesela araba almıştır, onun şeyleri var, taksitleri var. Başka beyaz eşya almıştır, kooperatif üyesi olmuştur, ev ödenekleri şunlar bunlar bu gibi şeylerden kısamaz tabiatıyla tutacak, gazeteden kısacak. Bu da bizi etkileyecek. Burada en çok etkilenen biz olacağız bayi olarak. Bu düşecek. Yani gazete okuyucu sayısı düşünce bizim gazete satışımız da düşecek. Tabii bizi daha çok etkiliyor bu konu. İnşallah temennimiz ileride yeniden bu istikrar paketi olumlu olarak gelişir ve bizi ve toplumumuzu yakın zamanda eski durumuna getirir inşallah. Yani temennim bu. Başka nasıl diyeyim? Gazeteler konusunda başka soracağınız bir şey varsa. Teşekkürler. Fiyatları da aldık. Evet, okuyucularımız da buradan gereken bilgiyi aldılar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben size teşekkür ediyorum. Bilhassa Kanal Alpa'ya ve sizin şahsınıza, yalnız kendi övgüm değil, gerçekten toplumda, vatandaşta
size karşı birçok konuda övücü. Mesela örnek vermek gerekirse, diyeyim sana hasta oluyor, başka bir toplumun yararına oluyor bir konu, o konuya eğildiğiniz için size ben şahsım adına ve toplumun da teşekkürünü iletmek isterim. Görevimiz efendim, çok teşekkür ederiz. Birinci basamak öğrenci seçme sınavının yapılacağı merkez sayısı Bismil, Siverek ve Kızıltepe'nin de katılması ile 133'e yükseldi. Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı için başvuran 1.249.825 adaydan 1.193.027'sinin öğrenci seçme sınavına gireceği bildirildi. Sınava giriş belgelerini postalama işlemi 6 Nisan'da sona erdi. Sınava giriş tarihi 17 Nisan 1994 Pazar. Ankara Ekin Tiyatrosu'nun sergilediği Savaş Yurttaş'ın yönettiği Günün Adamı adlı tiyatro oyunu 10 Nisan 1994 günü Ankara Sinema Salonu'nda saat 17.30'da gençlere, saat 20'de de halka sunulacaktır. Biletler Eğitim İş Sendikası'ndan ve oyunun sergilendiği gün sinemanın giriş kapısından sağlanabilir. Ve Turhal Belediyesi Su Otobüs İşletmesi Müdürlüğü'nden duyuru. Belediyemize su borcu olan abonelerimiz, Nisan ve Mayıs 1994 tarihleri arasında ödeme yaptıkları takdirde cezalı uygulama yapılmayacaktır. Bu sürede ödenemeyen abonelerin suları kesilerek cezalı tahsilat yapılacaktır. Sayın abonelerimize önemli duyurulur. Haber merkezimizce hazırlanan haber. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyorum. Kapılarını ilk defa basına açan Altın Parke Fabrikası'nın davetsiz misafiri olduk. Fabrika yetkililerinden parkenin nasıl yapıldığını sizler için öğrendik. Eminiz siz de merak ettiniz. Arkadaşımız Yücel Koç sizler için araştırdı. İsminizi öğrenebilir miyim? Mustafa Şahin, Orman Endüstri Mühendisiyim. Buradaki göreviniz nedir efendim? Burada parke üretimi hakkında, parke üretiyoruz daha doğrusu fabrikaya. Piyasaya parke satıyoruz. Peki bu parkenin ham maddesini nereden getiriyorsunuz? Şimdi ham madde değişik. Genelde bizim burada İzmit, Adapazarı, Düzce civarından taslak haline geliyor. Biz burada bunları işliyoruz. Bu Erbaa tarafında falan oluyor zannediyorum. Otomotivden iş getirdiğiniz oluyor mu? Erbaa'da oluyor. Taslak olarak mı? Evet. Hayır. Yok değil mi? Erbaa'da falan bağlantımız yok. Bizim bağlantımız falan Düzce, Adapazarı, İzmit bu çevrelerde. Peki nasıl yapıyorsunuz? Onları bir görebilir miyiz? Şimdi taslak olarak geliyor. Görmüş olduğunuz taslaklar. Bunlar meşe taslakları. Bunlar kamyonlarla buraya geliyor. Burada indiriyoruz. Gerekirse kendimiz de burada taslak olarak işleyebiliyoruz. Fakat yetişmediği zamanları bu şekilde taslak alıyoruz. Daha sonra bunlar içeride meşeler dışarıda doğal kurutmaya bırakıyoruz. Doğal olarak kuruduktan sonra direkt fırınları arıyoruz, kurutma fırınlarına. Meşe haricindeki kayınları ise direkt buharlama fırınlarına veriyoruz. Orada belirli bir süre buharladıktan sonra gösterelim. Bu görmüş olduğunuz fırınlarda belirli bir süre sıcak su buharına tabi tutulur. Ve içerisindeki konden suyu dediğimiz suyu alındıktan sonra dışarı çıkıp soğutulur. Belli bir süre soğuduktan sonra kurutma fırınlarına verilir. Kurutma fırınları ise isterseniz orada... Boşanmış. Şu görmüş olduğunuz boş bir fırın. Burada belli bir neme kadar, yani buharlama kısmından çıkan bir parke taslağı orada %50 rutubet içermektedir. Burada kurutma fırınlarında ise kullanma ortamına göre parkeler için %6-%8 arasında bir nem taşıyacak şekilde kurutulur. Daha sonra bunlar buradan kurutma süresi 4 gün, 5 gün, 6 gün civarında falandır. Buradan çıkarılır. Bundan sonra direkt işleme tabi tutulur. Makinelere verilir. Orada nemlendiriliyor, burada kurutuluyor değil mi? Şimdi burada konden suyu alınır. Yani daha doğrusu şöyle, burada asıl amaç renklendirmedir. Kayınlarda kırmızımsı bir renk verilir burada. Bundan sonra burada ise kurutulur. Peki bu parkenin hangi tür ağaçlardan yapılıyor parke? Parke şimdi ağaç türü genelde kayın, meşe, kestane, piyasada tutulan tipleri bunlar. Ama daha değişik ağaçlardan da üretilebilir tabii.
Peki diğer bölümlerinizi görebilir miyiz? Tabii tabii. Bu görmüş olduklarınız fırından çıkan %6'ya kadar kurumuş ham taslak. Bunlar kurur burada bir iki gün falan dinlendirilir. Daha sonra yan makine dediğimiz makinelere verilir, yan makinelere. Yani parke üretimine girer. Bu görmüş olduğunuz iki tane yan makinemiz var. Burada kurumuş olan yani fırından çıkan parke taslakları burada divan ve lambalar açılır. Yani şu görmüş olduğunuz zıvana ve lambalar. Bunlar bir şekilde açıldı. Kanalları burada. Bunları bu renk verme şeyi ne zaman yapılıyor? Renk hani böyle bir renk kazanıyor parke. Onu nerede kazanıyorsun? Buharlamada verdik renkleri. Bakınız kırmızıdır rengi. Normal bir kayın ağacı kırmızı renkte değildir. Öz odunu kırmızı, dire odunu beyaz sarıdır yani. Beyaza bakar. Şimdi bu yan makinesinden lamba ve zıvana açılan yanlarına lamba ve zıvanası açılmış şekilde parke taslağı çıkar. Burada da kafa kesme yani standart bir boyut ebatına ulaşır. Kafalara lamba ve zıvana açılır burada ve boyları belirli bir standarda getirilir. Mesela 30 çarpı 5'tir. Yan alma makinesinde bunun ebatı 5'e iner. Kafa almada ise boyu 30'a iner. Bu şekilde buradan çıktıktan sonra burada sınıflara ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf diye ayrılır. Ebatları halinde değişik değişik sınıflara görmüş oldunuz. Bu masa komple burada tasnif ve paketleme kısmı. Bundan sonra tamamen hazır oluyor değil mi? Ondan tabii, sonra tabii. Arşivliyorsunuz. Bundan sonra getiriyoruz. Şöyle, şöyle. Burada paketlenen mallar, bu görmüş olduğunuz ambalaj makinesinde ise dışarıdan rutubet falan almaması için, yani %6 rutubetini koruyabilmesi için iyi bir şekilde ambalaj olmak zorunda. Peki rutubet alsa ne olur? Parke? Parke normalde kullanım yerlerinde oda ve kalorifer gibi odalarda %6 bir rutubet içerir oda. Şayet rutubeti %6'dan fazlaysa, yani burada rutubet alırsa, %15, %10'a falan varırsa, döşendikten sonra ne olacak? Kuruyacaktır bu. Haliyle kuruyan bir ağaçta daralma olacaktır. Yani aralar açılacaktır. Eğer daha fazla kurursa, rutubet aldığı zaman şişecek ve kullanım yerinde patlayacaktır yani. Peki parkenin birinci sınıf, ikinci sınıf yani kalitesini ölçmek için neye dikkat ediyorsunuz? Neye göre ayırıyorsunuz? Bizim TSA standartları vardır bunda. Mesela yarık olmayacak, budak çeşidine göre falan. Artık burada bunlar ezberlemiştir, alışmıştır. Bizim standart şeylerimiz vardır. Listemiz vardır, listeye göre öğretilir. Bunlar artık gözleri, elleri falan alışmıştır yani. O pürüzüne göre herhalde kalite ayrımı yapılıyor değil mi? Tabii tabii. Oldu, çok teşekkürler, sağ olun. Daha sonra burada üzerine liste haline yazılır ve ondan sonra depoya gider. Evet. Depoda da alıcıya sunulur. Kaçak su ekiplerince yapılan operasyonda bugün 3 adet kaçak su kullanıcısı tespit edildi. Kaçak su kullandıkları gerekçesiyle haklarında zabıt tutulan Bekir Gök, Halil Gül ve Mehmet Erdem kendilerini savunurlarken suların şehir şebeke suyu olduğu, bu şahısların içme sularını arazilerini sulamada, seracılıkta ve evlerde kullandıkları vurgulandı.
Yetkililer Turhal'da 4000 adet kaçak su kullanımı bulunduğunu, tespit için çalışmaların aralıksız süreceğini belirttiler. 20 dönümlük tarla. Tarındaysanız. Kavaklıya bak. Kavaklı içerisinde 20 dönümlük tarla. Kaç adam? Kaç adam? Az. Sonuna kadar assın. Sonuna kadar assın. Gördüğümüz gibi bir tarlayı sürecek suyu gelmiş burada tahrip etti. Tekir göz Turhal'ın ileri gelen insanlarından biri bu. Kaç oğlum. Gördüğümüz gibi tarlayı sürecek suyu gelmiş aslında. İşte biz şehirde suyunu çekerken vatandaş tarlalarını bizim Marmara suyuyla sıramasadır. İşte görüyorsunuz. Yükselen de aynısı var, yeni şehir de aynısı var. Apartmandan da yükseliyor. Biraz sonra görürsünüz şekilde. Allah burası. Biz işte bu hattı kontrol ederken meydana çıktık. Hattı devam ettireceğiz kontrol. Kontrollerimiz devam edecek. Bunun gibi 4000 tane kaçak su var Turhal'da. Tespit ettik yani bunları. Teker teker yakalayacağız. Halil Gül herhalde. Burası da Halil Gül'e ait bir bahçe. He? Bir dakika tutalım. Halil Gül'e ait bir bahçe işte gördüğünüz gibi. Bahçesini ve gördüğünüz gibi buradan kaçak sudan kullanıyoruz. Şahsız bu. Gördüğünüz gibi. İşte Turhal'daki suyun durumu kendini gösteriyor yani. Vatandaşlar sıkıntı içerisinde her tarafta kaçak su. Gördüğünüz gibi bak. Geç buraya geç. Geç. İşte kendini bilmez vatandaşlar, hepsi değil tabi. Namuslu vatandaşlarımıza canımız kurban. Ama bu tüy bitmedi, geçimin hakkını çalanlardan da hesabını soracağız. Su meclis kararına göre 750 bin lira. Ama biz tespitlerimiz var. Yani sarf edilen suyun da ayrıyetten parasını alıyoruz. Teşekkür ederim. Kızım orta. Bak buradan bak bana koymuş buraya bana bak. Bahçenin içerisine bak buradan kaçak almış bak görüyor musun bak. Bak şöyle değil mi? Bak buradan almış bak görüyor musun bak. Buradan almış. Bak evde kaçak yani evin suyu da kaçak. Daha bu nesi falan yok kaç senedir kullanıyor 5 senedir. 5 senedir civarında. Maşallah ya bak. Şuna bak. Şuna. Hay maşallah. Adet kırmışlardı burayı ya. Bak kardeşim kim kıracak? Biz geldik buraya. Abonen yok. Abonen yok. Bedava suyu açmışsın. Bak şu bereket. Bana sağ ol. Kendimi söktük dedi. Ne sokağı burası? Vallahi bilmiyorum işte. Sana topluluk karşısında Mehmet söyledin? Evet, Sakar. Mehmet? Erdem. Erdem, Mehmet. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Mehmet'in önündeyim. Niye yapıyorsunuz? Yazık değil mi? Bak, birbirine getirme hakkı var burada. Tamam, hadi yazık. Olmaz ki bunlar ama. Bak, senin gibi 4-5 bin kişi biraz suyu kaçak kullanıyor yani. Erdem değil mi? Evet, abi. Kimdir atı saptı da yaz? Hadi, koyalım. Bak burada çilek yetiştiriyorsun, bak sene yapıyorsun, bak burada para kazanıyorsun. Belediyeye niye su parasını vermiyorsun ya? Gol bir saat, insan bir abone almaktan kaçıyorsun burada bak. Açmıyorum, niye almadın kardeşim? alıyorsun da maşallah şuna bak. Farzelerini yerine getirmek için hacca giden hacı adaylarının son grubunu bugün Merkez Camii'nin önünde yapılan bir tören ile uğurladık. Hacı adaylarımızın kutsal görevleri için hacca sağlıklı gidip sağlıkla dönmelerini diliyoruz. Oh,
annem. Nerede kaldınız ya? Gibi yavrum. Hocam. Amasya Kavşağı yakınlarında bugün bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60DE195 plakalı traktör sürücüsü bir aracı sollamaya geçti. Ancak arkadan gelen 60DT644 plakalı aracın sürücüsü de aynı anda traktörü sollamaya kalkınca traktöre ortadan bindirdi. Kaza hafif yaralanmalarla atlatıldı. Sürücüleri daha dikkatli olmaya davet ediyor, geçmiş olsun diyoruz. Hacı Bakla'yı kaybettik. İlçemiz Celal Mahallesi'nden merhum Hacı Mustafa Bakla'nın oğlu Şerif Bakla ve Muammer Bakla'nın ağabeyleri Hacı Bakla'yı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sevgili seyirciler, haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hepinize mutlu olun, mutlu kalın diyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar dileyerek bugünkü haber bültenimize başlıyoruz sevgili seyirciler. Emeklilere Belediye Başkanı Duran Evren'den müjde. Belediye Başkanı Duran Evren bugün yaptığı bir açıklama ile emekliler cemiyetine üye olan her emeklinin yakında indirimli paso ile otobüslere binebileceğini, ayrıca önceki belediye tarafından emeklilerin kapı dışarı edildiği lokalin tekrar kendilerine tahsis edileceğini söyledi. Bunları nasıl açıklık getireceksiniz? Açıklayabilir misiniz? Şimdi emeklilerle ilgili çeşitli vaatlerimiz vardı. Birisi biliyorsunuz Yenişehir'deki parkın lokalinin emeklilere verileceğiydi. Çünkü orası daha önce emeklilerindi. Emekliler orada zorla atılmıştı. Emeklilerin oturacağı, dinleneceği, günü birlik arkadaşlarıyla bir araya gelecekleri bir yer kalmamıştı. Biz o yeri tekrar emeklilere vereceğimizi söyledik. Şimdi onu gerçekleştirdik. O lokal kısmı emeklilerin. İnşallah ileride lokal kısmının üzerini yükselteceğiz. Bir kat daha yapıp orayı da hanımlara, Yenişehirli hanımlara tahsis edeceğiz. Onu da bu arada söyleyeyim. Şimdi bir diğer hususta emeklilere verdiğimiz söz, emeklilerin belediye otobüslerinden indirimli istifade etmesi. Yani otobüslere indirimli binebilmeleriydi. O manada biz söz verdik. Seçim beyanamemize bunu koyduk. Sözümüzün sahibiyiz. Sözümüzü, verdiğimiz sözümüzü senet kabul ediyoruz. Senedimizi ödeyeceğiz. Protesto etmesinler.
Şimdi onu şöyle ifade edeyim. Yakında bu uygulamaya başlayacağız. Tabii bu uygulamayı yapabilmek için emeklilerin tespiti lazım. Emeklileri nasıl tespit edeceğiz? Emekli cemiyeti üyesi olanlar. Emekli cemiyeti üyesi olanlar üye belgesiyle yahut da üye kartıyla bize gelecekler. Buradan indirimli paso alıp otobüslerimize indirimli binebilecekler. O uygulamayı yakında yapacağız. Tabii uygulamayı bizim rahat yapabilmemiz için şimdi emekli kardeşlerimizin kendi cemiyetleriyle bağlarını devam ettirmeleri, üyeliklerini devam ettirmeleri lazım. Oradan üye kartıyla gelecekler ki biz bu uygulamayı rahat yapalım. Yoksa nasıl tespit edeceğiz emekliyi? Onun için şimdi ben emeklilere özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Cemiyetleriyle olan bağlarını tescil etsinler. Yarın açıkladığımız zaman kimlik kartını alıp gelen buradan indirimli pasosunu alıp böylece emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Yani indirimli binecekler otobüslere. Evet. Arkadaşlarımız Belediye Başkanı Duran Evren'in bu örnek açıklamasından sonra Emekliler Cemiyeti'ne giderek yetkililerin fikirlerini aldılar. İsmim Sami Hasdemir. İlçe Emeklileri ikinci başkanıyım. Nereden emekli oldunuz? Makine fabrikasından emekli oldum. 1979 senesinde. Arkadaşlarımı tanıştırayım. Şahsım cemiyetimizin mali sekreteri Abdülkadir Tunçler. Genel sekreterimiz Muzaffer Salgınoğlu. Yönetim kurulu yedek üyemiz Doğan Ateş. Evet. Peki belediye başkanı Duran Evren, bugünkü sizin cemiyetinizle ilgili beyanatından sonra neler söyleyeceksiniz? Sayın belediye başkanı Duran Evren'in beyanatını duyduk. Çok mutlu ve memnun olduk. Zaten kendisi seçimlerden evvel bizimle temas etmişti. Cemiyet olarak. Biz de kendisine sorunlarımızı anlattık. O da bugün Kanal Alfa'ya, belki başka televizyonlara da demeç vermiş. O kadar mütehassıs olduk ki. Yani Turan Evren şunu unutmasın. Topyekün işçi emeklisi onun peşindedir. Çünkü bu gariban emeklinin peşine düştü. Daha biz ona tesir etmeden, daha onu ziyaret etmeden o vermiş olduğu sözleri yerine getirmesi bizi mutlu ve bahtiyar etti. Emeklinin durumu çok perişan. Yukarıda sahip çıkmıyorlar. Mahalli yönetimde sahip çıkmazsa emekli ne yapacak? Soruyorum size. Ama siz geldiniz, söylediniz. Durumumuzu açıklığa kavuşturmak için röportaj yapmış. O kadar memnun olduk ki sormayın. Şimdi ben de onlar için bir şey söylemek istiyorum. Ekonomik yönden çok güç koşullar içerisinde bulunan işçi emeklilerine seçim konuşmaları esnasında belediye başkanı olduğu anda mağdur olan bu topluma belediyenin imkanları nispetinde yardım olacağına söz veren Sayın Belediye Başkanımız Turan Evren'in cemiyetimize 1.6.994 tarihine kadar işçi emeklileri üye olan kayıtlı üyelerimize belediye otobüslerinden indirimli seyahat etmeleri için yapmış olduğu televizyon beyanatından dolayı kendilerine bütün işçi emeklileri adına şükran ve minnetlerimi sunarım. Efendim şu anda kaç üyeniz var? Şu anda emekli olarak 5000 üye var. Fakat bizim cemiyetimize kayıtlı 1016 üyemiz var. Bu çok acı bir şey. Sevgili emeklilere buradan sesleniyorum. Gelsinler üyelerine, cemiyetlerine kayıt olsunlar. Birlikten güç doğar. Gücün de aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Peki başkanın size verdiği vaatler bundan sonra size ne kazandıracak, ne gibi şeyleri? Bunlar da bu konusunda bir açıklama. Mesela bir yer yeri, lojman. Sayın belediye başkanının bize vermiş olduğu vaatler hakikaten beni bugün duygulandırdı. Daha kendisini biz rahatsız etmeden onun böyle bir beyanat vermesi bizi mutlu ve mütehassıs etti. Bitişiğimizdeki eski belediye başkanının zabıta kuvvetiyle bizi attırdığı lokali tekrar bizi iade edeceğine söz vermişti. Onu da yerine getirecek öyle tahmin ediyorum. Peki eski belediye başkanı sizi neden atmıştı oradan? Vallahi eski belediye başkanı makamında, ailesinin yanında, anasının yanında, bütün milletin içerisinde şeref sözü verdi. Ve bizi buraya verdi. Sonradan bizi 3,5 ay çalıştıktan sonra çıkarttı. Bunun nedenini sorduğumuzda ben sizi tanımıyorum dedi. 60 paralık emeklisiniz siz dedi. Evet. 60 paralık emekli ona bu seçimde dersini verdi. Peki
kaç defa müracaat ettiniz eski belediye başkanına? Aa, onu hiç arama. Belki 500 defa gittik. Her gün kapısının önünü bekledik. Kesinlikle bizden kaçtı. Bizimle karşılaşmamak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama bu sayın belediye başkanı, o geldi makamımızı ziyaret etti. O da belediye başkanı, bu da belediye başkanı. Siz olsanız kimin peşine düşersiniz? Oğlum çok teşekkür ediyorum. Ben daha evvelden de sayın ikinci başkanımızın takdim etmiş olduğu üzere cemiyetin mali sekreteri Abdülkadir Tunçer. Ben de şahsen eski belediye başkanının bize yapmış olduğu bu hakaretlerden dolayı çok üzüldüm. Hatta öyle zamanlarım oldu ki aylarca uyku uyuyamadım. Huzurum kaçtı. Çünkü bu bizim haysiyet ve onur kavgamızdı yani. Bizi bu şekilde perişan ettikten sonra ikinci yeni gelen sayın başkanımız, belediye başkanımız Turan Evren'in bizim bu konularda bize yardımcı ve destek olmasından dolayı kendilerine çok teşekkür eder, minnet ve şükranlarımızı sunar. Siz nereden emekli oldunuz efendim? Ben de makine fabrikasından emekli oldum. Efendim siz nereden emekli oldunuz? İsmim Muzaffer Sakinoğlu, ben şeker fabrikasının ispirto kısmından emekliyim. Siz neler söyleyeceksiniz? Efendim? Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Esasen Eskişehirliyim. Evet. Buraya daha 54 senesinde geldim. Salgınoğlu'dur soyadım, tanıyorsunuz herhalde. Şimdi arkadaşlarımın sözlerine bir ilaveceğim bir şey yok. Reis'e çok çok teşekkürler. Memnun olduk, bahtiyar olduk. Teşekkür ederim, başka ne diyeyim? Efendim siz? Ben makine fabrikasından emekliyim. Sayın Belediye Başkanımız Duran Evren'in emekli dul ve yetimlerine karşı göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerine saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Kendisi verdiği sözü bir yerine getirmekle tüm emekli camiasını hem sevince kavuşturmuş hem de bize büyük ölçüde bir güvence vermiştir. Öyle inanıyorum ki Turhal'ımız için vaat ettiklerini bir yerine getirecektir. Bundan kuşkumuz asla yoktur. Başka söyleyecek bir şey diyemeyeceğim. Kendisine görevinde başarılar diler, saygılar sunarım. Rahmete kavuşan arkadaşlarımız var içlerinde. Onları da hatıra olarak tek tek saklıyoruz. Ankara Sanat Tiyatrosu oyuncuları yarın Şeker Fabrikası Sinema Salonu'nda saat 18 ve saat 20'de iki matine olmak üzere gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun oyununu oynayacaklardır. Biletler Eğitim İş Sendikası, Eğitsen, Genel Sağlık İş, Halk Evi ve Şahin Eczanesi'nden temin edilebilir. Turhal Belediyesi Su Otobüs İşletmesi ekipleri kaçak su operasyonunu devam ettiriyorlar. Terko suyu ile kaçak su, kaçak olarak tarla sulayan bazı kişiler bugün yakalandı ve haklarında yasal işlem yapıldı. İşte gördüğünüz gibi buradan, şu saat içerideymiş, bak içerideymiş, görmedik. Buradan bahçenin içerisinde buraya vana koymak suretiyle buradan kaçak su almış. Ama iddia ediyor ki ben burada diyor önce saat kullandım diyor, yalan söylüyor. Şimdi ben size başka bir şey daha göstereceğim bak. Görüyorsunuz değil mi bak buradan. Bak vana burada bak görüyor musun bahçenin sabah. Kortabay da burada. Kortabayı biz vurduk şimdi burada. Su burada fışkırıyordu şimdi, istesen kaçardım da. Şimdi bak. Şimdi İskele Mahallesi daha önce 10 defa bu arkadaşa zabıt tutturmuş. 10 defa zabıtan arkadaşa burada. Fakat bu belediyenin eski belediye başkanının şoförü olan Mehmet Uyanık tarafından bu tutulan zabıtlar yırtılmış, imha edilmiş, memurlara hakaret edilmiş. Yani buraya daha önce 10 defa bizden önceki dönemde zabıt tutulmuş. 10 defa tutulmuş ama Mehmet Uyanık gibi dinozor tarafından belediyeyi sömürüp yavşana villalar yapan, belediyenin fiilbite getirme hakkıyla villalar kuran, zaten ileride belediye başkanımız çok açıklamalar yapacak. Ben şimdi bunu açıklamaya yetkili değilim ama bu dinozor belediye başkanının şoförü bu tutulan tutanlara yırtmış, imha etmiş, memura da hakaret etmiş burada. Şimdi arkadaşlar, şimdi kaçak su gözünüzün önünde. Bu vatandaş 1991 yılında bizden abone almış. Bak 91 yılında bizden abone almış. Fakat sayaç falan koymamış buraya. Bak 91 yılında bak görüyorum. 27.5.1991'de abone almış. Bak. Kamuoyunun insafına sunuyorum.
hepsi bize yatırdığı 27 4 1994'te 20 ton su parası. Şu ağaçlar 20 ton su parasıyla 20 tonla mı yetişti? Buyurun bakın. Çekimi yapın arkadaşlar. Eğer bu ağaçlar 20 ton suyla yapıldıysa ben kamuoyunun önünde sizlerin vicdanına sunuyorum. Kamuoyunun vicdanına sunuyorum bu durumu. 20 ton suyla mı bu ağaçlar yetişmiş? Ali Bey, ben sabahleyin abdest aldım. Kefenimi, üzerimdeki elbisem kefenimdir. Sizden korkum yok. Ben bu hırsızların üzerine gideceğim. Ölsem de gideceğim. Sabahleyin helal açtım çıktım ben evimden. Kimseden korkum yok. Tural'daki hırsızların üzerine gideceğim. Öldüren öldürür, vuran vurur. Bundan Gazi Sert'in korkusu yok. Kocumda sıra yok. Su ile yetiştirilen kabaklar belediye ekiplerince kesildi. Hep yeni dikmiş. Bu sene dikmiş. Tamam, çok fazla. Seçime de nereye diyorum ya? Bunlara baksana ya, bunlar hep yeni dikmiş bu sene ya. Evet, evet. Telefonda ya. Sevgili seyirciler, sizlere 3 gün önce günde 24 litre su içen Çiçek Hasan'ın haberini sunmuştuk. Bugün de yine aynı hastalığa yakalanan küçük Nesibe'yi sizlere izleteceğiz. Doğuştan rahatsız olan minik Nesibe için bakın ailesi neler söylüyor. Yücel Koç, minik Nesibe'yi ve ailesini Çiçek Hasan'la birlikte ziyaret etti. Sayın seyirciler, size birkaç gün önce Çiçek Hasan'la, yani Hasan Demir'le bir röportaj yapmıştık. Bunu beraber birlikte izlemiştiniz. Bugün de yine aynı hastalığa, yani şekersiz şeker hastalığına yakalan küçük bir ablayla birlikteyiz. İsmi Nesibe Dinç. Efendim, nasıl oldu? Nasıl anladınız bunu? Çocuğumuzun ilk etapta 3 aylıkken çay kaşıkla su veriyorduk. Bunu tabii ki eski deyimle çocuğu susuz bıraktığımıza delalet olduğunu söylediler. Sonra bu 6 ayına dönünce su bardağına şekile yanaştı, çay bardağından açtı artık. Ankara'ya götürmemizin neticesinde hastalığının insülübüsün, diyabetsin olduğu çıktı. Yani bizim dilimizde anlayacağımız şekerin şekersiz hastalığı. Evet. Burada ilaçlar büyük maliyette, ilaçları karşılamada biz çok güçlüklerle karşılaşıyor. Örneğin biz ilk zamanları bu ilaçları bazenlerini cebimizden karşılıyorduk. O zaman çünkü böyle bu hastalara da henüz bakmak gelişmediydi. Yeni bir hastalık olduğu için. Şu anda biz buna Ankara'ya dış kapı sosyalistik otel hastanesine götürüyoruz. Fakat her gidiş gelişlerimizde büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Şu görmüş olduğumuz ilaç bize doktor tavsiyesi olarak bir ay yetecek kadarlık veriyor. 2 kutu. Bazen zaman oluyor. Çocuğumuzun aşırı suya düşmesinden dolayı biz bunu önlemek için ilacı bazen fazla kullanmaya çalışıyoruz. İlacımız bitiyor. Şu görmüş olduğunuz ilaç şu anda yaklaşık 100 markın belki üzerinde, belki daha geçti. Şu anki yeni fiyatı bilmiyoruz. Tabii biz bunu giderken para sorduğumuz çok ağır. Şu çocuğa önlenen sosyal sigortalar kanalıyla verilen tüm paranın yani 150 veya 160 bin lira civarında. Bu da bizim sadece çocuğumuzun Ankara içerisinde içmiş olduğu su masrafını karşılamaktan başka bir şey değil. Yanılmıyorsam ikiniz de belediyede çalışıyorsunuz değil mi? Hasan Bey'le. Evet. Peki ne kadar su içiyor günde Nesibe ablam? Şimdi bu zamana göre değişiyor. Bunda bir geldiği zaman mesela bazen oluyor 3-4 bardağı içmeye çalışıyor. Biz ne kadar hani vermesek de o zaman ellerini sıkıyor. Ellerini sıktığı zaman biz açamıyoruz o zaman, ağlıyor. Mecburen biz bu ilacı kullanmak zorundayız. Sonra doktorun bize söylemiş olduğu şu, ihtiyacı kadar olan suyu vermek zorundasınız. Bu küçükken halinden çok perişanlık çektik. İçtiği suyu yetiştiremiyor, her an her yere bırakabiliyor. Şu anda yola götürüp getirirken biz buradan Tokat Seyahat Ayrıca teşekkür ederek, çünkü buradan giderken içtiği suyuna, yani mavinlere, şoförlere diyecek en ufak bir şeyimiz yok. Aynı zamanda para bulamıyoruz. Gitmekte, gelmekte çoğu kez bu biletlerimizi Tokat Seyahat'e yine teşekkür ederek biletlerimizi genelde Tokat Seyahat'ten veresi olarak karşılayıp gidip geliyor. Tabii bunun yardım olarak benim maaşımın dışında herhangi bir yerden gelirim yok. Şu anda benim
elimdeki avucumdakileri satmış durumdayım. İyi kötü bir arabamız vardı, onu sattık. Elimdeki telefona kadar da sattım. Bunları tabii bu çocuğun amacına sattık. Şu anda yine bir ay sonra gideceğiz. Malum para bugünü buluyoruz, yarın bulamıyoruz. Bunun için değer yetkili kişilerden eğer bizlere böyle bu konuda yardımcı olursa, önleyen her fazla ilaç konusunda. Çünkü dışarıda çalışan yurttaşlarımız çok. Eğer bir hayırsever bir insanın şu ilacı bize vermekte büyük nimete yarar. Çünkü iş olmayan insana şu ilaç hiçbir şeye yaramaz, yolda da bu salmaz. Ama bizlerin hastalarına bu ilaç büyük can damarı. İsminiz neydi efendim? İsmim Sezai. Sezai Bey, kaç yaşında Nesibe? Nesibe şu anda görmüş olduğunuz gibi 5 yaşında. Biz bunun geleceği için çok tereddütteyiz. Neden olacak olsa ilkokula başlayacak. İlkokulda su sorunu da başlayacak. Haliyle tuvalet sorunu artacak. Belki bu altına pisleme durumu olacak. Bunun için bilmiyorum, şu anda çaresiz, çaresiz beklemekteyiz. Peki küçük Nesibe çocuktan beri doğuştan var değil mi? Doğuştan var. İlk 3 aylıkken biz bunu fark ettik. Yani ondan sonra buradan Davut Toklu Bey'e de seslenmek istiyorum, çocuk doktoruna. Çünkü ilk arızayı bulan o doktor bey oldu. Bunu hemen ilk bakışta Tokat'a falan götürsek de fayda etmedi. Burada hemen şöyle çocuğu bir muayenehanesine götürdük. Bu çocuk dedi, şekeri şeker hastası dedi. Allah Allah nasıl olur falan dedik. Sonra bir iki testler sonucunda çocuğun arızasını buldular. Bu ilaçları bir zamanlar bize birkaç tırcı şoför arkadaş karşılıyordu. Fakat şu anda ortalığın pahalılığı dolayla bu ilacı sadece görmüş olduğunuz çiçek asan arkadaşımızdan ancak birbirimize öndüç alıp vermekle gidermeye çalışıyoruz. Nasılsın gülüm? İyiyim. İyi misin? Susadığın zaman ne yapıyorsun? Su içiyorum. Ne kadar içiyorsun mesela? Su bir bak ne kadar mı? Bir içte ne kadar içiyorsun? Kaç bardak içiyorsun suyu? Bir bardak. Fazla içmiyor musun? İçiyorum. Ne kadar içiyorsun? İki bardak. İki bardak. Pazarlık yapacağız. Bak birazcık içmen lazım. Normalde ne kadar içiyorsun? Normalde buna şöyle diyeyim. Yani günlük kaç bardak su içiyor? Günlük mesela 3 insanın içtiği suyu tüketiyor. Bardak sayısı verebilir misin? Bardak sayısı mesela örneğin akşama kadar olan bardak sayısını ben şöyle diyeyim. 15 bardağın altına düşmüyor. Geceli? Gece. Örneğin gece. Kış mevsimlerinde. Bildiğiniz gibi evlerimizin hepsinde soba var. Sobalı olan bir yerde üzerine koymuş olduğumuz soba kazanındaki suları 10-15 litre olan bir suyu sabah kalktığımızda boş buluyor. Bu suyu bu tüketiyor. Bu tükettiği zaman haliyle ister istemez yetiştiremiyor. Evimizin çeşitli yerlerine ister istemez pislemek zorunda kalıyor. Peki Hasan Bey, siz de aynı hastalıktasınız. Siz de misafir olarak buraya davet ettik. Nesibe'yi biz tabi hasta olmadığımız için şu an anlayamayız da siz biraz onu tarif etseniz bize. Nesibe'yi anlamak tabi ki hasta olan kişi daha iyi anlar. Nesibe gibi ben de çok çektim. Nesibe'nin yaşamı artık gördüğünüz gibi Minir'in adlı ilaca bağlı. Tabi ki maddi imkanlar elverişli olmadığı için babasının da mağduriyeti söz konusu önünde olaraktan Nesibe'nin iyileşmesi bence biraz Yüce Allah'a bağlı. Yardımsever arkadaşlarımız, kardeşlerimiz olursa Nesibe'nin daha iyi bir Nesibe olacağına, daha dinç Nesibe olacağına canı gönülden inanıyorum. Teşekkürler. Kullandın mı ilacı? Koydum ilacı. Bilemedim ki kendisi. İlacı kullandıysa alamaz, mümkün değil. İlacı siz için de almışsınız. Şimdi ben içeyim de. Tamam, i̇lacı kullanan biri. İlacını koydum bir tane. İlacı kullanan biri. Evet, Çiçek Hasan'ın ve Küçük Nesibe'nin susuz hayata dönmesi belki de sizin yardımlarınıza bağlı. Siz anne soruyorsunuz değil mi efendim? Peki Nesibe'nin ne gibi rahatsızlıklarıyla karşılaştınız?
Nasıl ben ateşe çuvalıyı su içtim bir de. İşte çuval seni yapıyor. Gece gündüz bırakmıyor yani. Çişini yapmıyor ama gece çok kokuyor tuvaletine su içtiğinden. Onun için yani çok masrafı çok oluyor. Peki Nesibe'nin kaç kardeşi var başka? 3 tane var ondan başka. Peki diğer çocuklarınızda var mı? Yok onlarda bir şey yok. Sadece Nesibe'de var değil mi? Evet bir şey yok onlarda. İlçemizde büyükbaş hayvanlarda meydana gelen sığır vebası nedeniyle dışarıya sevk edilen büyükbaş hayvanları taşıyan araçlar ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince dezenfekte ediliyor. Turhal'da seracılık alanında son yıllarda büyük gelişme kaydedildi. Turhal'da seracılar bugünlerde serada yetiştirmekte oldukları salatalık ve benzeri sebzelerin ilk ürünlerini almaya başladılar. Bu seraların diğer üreticilere de örnek olmasını diliyor, seracılarımıza ürününüz verimli olsun diyoruz. Oğlan buradaymış da duymamış. Haberler. Ha Mehmet öbürlerini getirdi. Baba mı gel şekilde? Bak. Salatalığı uçak. Burada yoğurduk biz burada. Şu anda ilçemiz Emek Mahallesi'nde Mustafa Nişancı'ya ait serada bulunmaktayız. Seracılık ilçemizde hızla gelişmektedir. Daha önceki yaptığımız röportajlarda salatalıkların seralardan iki mahsul alındığını söylemiştik. Sonbahar döneminde soğan, maydanoz, kılıcık, marul. İlkbahar döneminde ise bunun kaldırılan yere tekrar salatalık, domates, biber, fasulye, kabak gibi ürünlerin ekildiğini göstermiştik. Şu anda tarla şartlarında henüz tohum topraktan çıkmış dahi değil. Ama seramızda bugün çarşamba olması nedeniyle çiftçimiz üreticimizin ilk mahsulünü toplayarak pazarda 10 bin liradan satmış bulunmaktadır. Amacımız burada ilçemizdeki TV kanalları vasıtasıyla da bu olayın ilçemizde gelişmekte olduğunu, bunu amacımız daha ileriye götürmek olduğunu, biz de ilçe tarım müdürlüğü teknik elemanları olarak çiftçilerimize her türlü teknik yardımdan, seranın yerinin seçiminden, toprak hazırlığı, malzemelerinin seçimi, kurulması ve daha sonraki aşamada yetişme döneminde hastalık ve haşerlerle mücadele ile ilgili her türlü yardım da bulunmaktayız. Periyodik olarak da seraları kontrol ederek üreticilerimize yardımcı olmaktayız. Beş sene önce bu seracılığa başladık, ufacıktan başladık. Sonra büyüderek ilk yaptıklarımızda 3 sene önce bundan bir şey öğrenemedik. En sonu ziraatçı arkadaşlara danıştık. Ona göre saray hazırladık. Yetiştirmeye başladık. İlk şey mahsulünü bugün topladık. 25 kilo kadar götürdük, sattık. 10'ar lirada. Talim ettiklerinizi aldım. Evet, şu anda yandaki serada gördüğümüz 40 günlük Ayşe Kadın fasulyesi. Çiçek açmış durumda. İleri bölümde ise biber ve kabak mahsulleri vardır. Tokat Fen Dershanesi, Tokat genelinde ortaokullar arası seviye tespit sınavı yaptı. Sınava 559 öğrenci katıldı. Bu sınavda Turhal Anadolu Lisesi öğrencileri ilk 7'ye girerken aynı okuldan katılan diğer öğrenciler de büyük bir derece elde ettiler. Dereceye giren öğrencilerin isimleri ve sıralamaları şöyle.
1 Ziya Gürsoy, 2 Gerciş Kaya, 3 Selçuk Aya, 4 Hayriye Güneş, 5 İrfan Soylu, 6 İsmail Ceylan, 7 Serkan Demir, 9 Murat Şahin, 11 Yasin Duru, 12 Burcu Aydın, 13 Olcay Sarı, 15 Ateş Koç, 17 Hilal Esmer, 18 Orhan Sümbül, 20 Muzaffer Kale, 21 Tuğba Ertan, 22 Arzu Keten, 23 Uygar Salih Kılınç, 36 Akif Gümüşer, 46 Bahadır Yılmaz, 73 Murat Şahin, 103 Meltem Önkoyun ve 109 Eylem Gelbal. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü haberlerimiz de burada sona erdi. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Life ekranlarından mutlu akşamlar. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyorum. Dün gece iki gencin kavgası ölüm ile sonuçlandı. Dün gece saat 21.30-22 saatleri arasında elektriklerin kesildiği an alkollü iki gencin arasında çıkan kavga ölüm ile sonuçlandı. 19 yaşındaki Varol Yılmaz ile 25 yaşındaki Mahmut Yılmaz dün gece Milli Egemenlik Parkı'ndaki kemer dükkanları önünde kavga ettiler. Mahmut Yılmaz arkadaşı Varol Yılmaz'ı tek bir bıçak darbesiyle öldürdü. Bıçaklama olayından sonra olayı gören çevredeki insanların polise veya ambulansa anında haber vermemeleri nedeniyle Varol Yılmaz kan kaybından olay yerinde arkadaşının kollarında can verdi. İnsanların böyle bir olay karşısında duyarsız davranmaları toplumumuzun ne denli bencilleştiğinin, bencilleşmekten de öte insanlıklarını unutmuş olmalarının bir göstergesi olarak kabul ediyoruz. Bugün mahkemeye çıkarılarak tutuklanan Mahmut Yılmaz, mahkeme çıkışında Varol Yılmaz'ın yakınlarının saldırısına uğradı. Olay polisin anında müdahalesi sonucu önlendi. Bu tür acı olaylar son bulsun diyoruz. Olayı gördünüz mü siz? Gördüm. Peki nasıl meydana geldi? Birbirleriyle yetiştiler, kalkıştılar. Ondan sonra bıçak bastı. Mahmut ismindeki oğlum. Kavga mı ettiler? İlk önce gitti Varol abi. Ondan sonra o da dövüşmeye başladılar yumruk yumruğa. O da dayanamadı, bıçak çekti, vurdu. Peki teşekkürler. Peki siz olayı gördünüz mü? Ben olayın iç yüzünü görmedim ama yani arkadaşımız, bu arkadaş bize haber verdiğinde gittik. Orada yatıyordu yani. Hiçbir kimse müdahale etmemiş, bıçaklanmış vaziyette yatıyordu. Gittiğinizde ölmüş müydü? Gittiğimizde ölmemişti ama kucağımızda can verdi. Olaya müdahale eden olmamış mı? Olaya kimse müdahale etmemiş çünkü hani şöyle söyleyeyim, insanlık artık hani bir hayvan kadar değeri yok. Hani orada o kadar esnafa telefon ettirmek istedik, hiç kimse telefon etmedi. Hani ne bileyim, 18 yaşındaki bir gencin yani bu olaya düşmesinin hani tek sebebiyeti alkoldür. Yani bu alkol, en önemli olan şu birhanelerin kapanmasını istiyoruz. Olay kaç sıralarında meydana geldi? Saat 10'u 10 geçe falan oldu. Geç değildi. Yok, geç değildi. Elektrikler kararmıştı. Arkadaşımız bizimle oturuyordu. Bizden 10 bin lira para istedi. Helal olsun. Tek 100 bin lira vereydik. Yani ne bileyim, dondurma alıp geri gelecekti. Bekledik. Bu çocuk bize haberini getirdi. Biz yetiştik ama iş işten geçmişti yani. Peki sen anlatır mısın? Ben orada ikimiz beraberdik. Duruyordu. İkisi yetişmeye başladılar, yetiştiler, kalktılar. Birbirlerine girdiler, o Mahmut bıçak çekti. Kavganın sebebi neydi? Kavganın sebebi neydi? Kavganın sebebi, o eve götürmek istedi. Eve götürmek istedi Varol abi. O dedi ki tamam ben giderim dedi. Ondan sonra yetişmeye başladılar, o bıçak çekti. Biz ayırmak istedik, bize de bizi de yitti yani Mahmut. Ondan sonra orada yattı, yatıyordu. Ben bunlara haber verdim. Bunlar arabaya bindirdi, hastaneye götürdüler. Evet, teşekkür ediyoruz. Dünün sanık olduğunu sizden de dinleyelim. Ben olayı şöyle gördüm. Şu çocuk geldi, bize haber verdi. Böyle böyle Varol bıçaklandı dedi. Biz oraya koştuğumuzda 25-30 kişi vardı. Yani başına billenmiş çocuğa bakıyorlar. Ben o insanlara şimdi buradan sesleniyorum. Acaba sizin vicdanınız şu anda titremiyor mu? Ve 3 tane taksiye yalvardım, taksiciye. O taksicilere de söylüyorum. Sizin vicdanınız şu anda sızılıyor mu, sızılamıyor mu? Siz ne biçim insansınız? 18 yaşındaki bir çocuğun hep bütün günahını hepimiz çekiyoruz. Hiç kimse ya
bize yardımcı olmadı. En sonunda taksici yine durmuyordu. Taksinin önüne yattım. Ay beni çiğneyecekti. Öyle durdu. Arabaya attık götürdük. Bilmiyorum yani. Çocuk hastaneye çıkarken yolda benim ellerimde can verdi. Öldü gitti. Hiç olacak bir şey değil yani. Daha bir şey demiyorum. O insanlara sesleniyorum. Şerefsiz desem yani yeridir. Bu kadar diyorum efendim. Başka bir şey demiyorum. Peki siz? Beraberdik yanında. Yanımda o Mahmut denen çocuk var oldu dedi, geldi dedi, beraber dedi, eve gidelim dedi. Yoksa ben gitmek istemiyorum dedi. Sonra yetiştiler, kaçıştılar. Dövüş çıktı. Ondan sonra Mahmut bıçağı çıkardı. Varol'a bıçağı düştü. Belediye Su Otobüs İşletmesi Müdürü Gazi Sert'in dün İskele Mahallesi'nde kaçak su kullanan bir vatandaş hakkında zabıt tutulurken yaptığı konuşma halkın tepkisine neden oldu. Gazi Sert'in dünkü konuşmasında benim kefenim, sırtımdaki elbisem, ben kimseden korkmam diyerek kaçak su konusunda bazı suçlamalarda bulunmuştu. Bugün çok sayıda vatandaş Kanal Alfa'yı arayarak eğer ortada bir suç var ise zabıt tutulur, yasal gereği yapılır. Bir devlet memuru kesinleşmemiş bir suç için hiç kimseye hakaretler yağdıramaz diyorlar. Sevgili seyirciler, eski belediye başkanı Muhsin Pehlivan'ın makam şoförü Mehmet Uyan'ın açıklaması ise şöyle. 11.5.1994 günkü televizyon haberlerinizde şahsımı da hedef alan hakaretami bir haber yayınlanmıştır. Belediye Su İşleri İşletme Müdürü Gazi Sert, Ali Esver Kocakahya adlı su abonesi hakkında 10 defa kaçak su kullanma sebebiyle zabıt tutulduğunu, bu zabıtların benim tarafımdan yırtıldığını iddia ve beyan etmektedir. Ben belediyede şoför olarak görev yaptım. Bu nedenle benim belediye su işletmesiyle görevim nedeniyle uzak yakın hiçbir ilgim yoktur. Bu itibar zabıtları yırttığım iddiası da asılsız ve gerçek dışıdır. Yine bu haber içinde benim villalar yaptırdığım şeklinde bir iddia ve iftira yapılmıştır. Benim ne villam ne de villalarım mevcuttur. Benim şahsıma ait bir binam dahi bulunmamaktadır. Tapusu babama ait Yavşan'da bir evimiz mevcuttur. Bu evimizin yapımı da 1980 yılı öncesinde yapılmıştır. Haber içinde benden dinozor ismiyle bahsedilmektedir. Bu kelimenin ne maksatla kullanıldığını anlamak mümkün değildir. Eğer bu kelimeyi bir hakaret maksadıyla kullanmaktaysa bu hakareti kendisine iade etmekteyim. Benim hesabını veremeyeceğim hiçbir haksız eylem veya hareketim olmamıştır. Bunu iddia edenlerle bağımsız yargı organları önünde hesaplaşmaya hazırım. Kamuoyuna ve Tural halkına saygıyla arz ederim. Mehmet Uyanık. Bugün 12 Mayıs 1994 Perşembe ve Dünya Hemşireler Günü. Biz de Kanal Alfa Haber Merkezi olarak bugüne dünyanın ilk hemşiresi Florence Nightingale ile başlamak istedik. Batı'da hemşirelerin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'e kadar hemşirelerin görevi temizlik ve hasta ihtiyaçlarını temin etmekten ibaretti. Bu devirlerde tıp ilmi Batı'da kiliselere bağlı olarak uygulanmaktaydı. Florence Nightingale 1820-1910 yılları arasında yaşamış, varlıklı bir İngiliz ailesinin kızıdır. Hastaların yardımına karşılık beklemeden koşması, bugünkü manada hemşireliğin temel fikri oldu. Nightingale 1854'te İstanbul'daki Selimiye Hastanesi'ne geldi. Burada yaptığı düzenlemelerle büyük bir üne kavuştu. Nightingale koyu protestan bir misyoneriydi. Lambalı kadın olarak kendisine bir ilahi misyonun beklediğine inanmıştır. İngiltere'ye döndüğünde milli kahraman ilan edilmiştir. Ülkemizde modern manada hemşirelik 1925 yılında açılan Kızılay Hemşire Okulu ile Doktor Ömer Lütfi Et İdaresi'nde 32 öğrenci ile başladı. Daha sonra birçok hemşirelik kolejleri açıldı. Önceleri rağbet görmeyen hemşirelik daha sonra sevilen bir meslek haline geldi. İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Florence Nightingale Hemşirelik Okulu yüksek okul seviyesinde hizmet veren bir kuruluştur. Sevgili seyirciler, bizler de Kanal Alfa ekibi olarak tüm hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyor ve sizlere bugün yaptığımız konuyla ilgili röportajları sunuyoruz. İstedikleriniz var mı?
12 Mayıs her yıl Hemşireler Haftası olarak, Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Hemşire arkadaşlar, doktorun tedavideki başarısında en büyük katkısı olan kişilerdir. Eğer hemşire tedavisi, doktorun verdiği tedaviyi tatbik eden hemşire hanımlar, doktorun talimatlarını yeteri kadar uygun bir şekilde yerine getirirlerse ve bakımlarını da ona göre yaparlarsa, o zaman tedavide başarı çok yüksek olur. Doktor ne kadar iyi olursa olsun, hemşirenin tedavide gösterdiği başarı hem doktorun hem de hemşirenin başarısıdır. Ben bu vesileyle Kanal Alfa'ya teşekkür ediyorum ve hemşirelerin bu gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Ben SSK Turhal Hastanesi ve Başhemşiresi Müzeyyen Satar. Evet, Hemşireler Haftası ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Hemşireler Haftası, hemşirelik kutsal bir görevdir biliyorsunuz. Bunu her yıl 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutluyoruz. Hemşire arkadaşların, tüm sağlık ekibinin, hemşire arkadaşların hemşirelik gününü kutluyorum. Her meslek gibi tabii ki hemşireliğin de zor tarafları var. Nelerdir? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Valla hemşirelik çok sorumluluk isteyen bir görevdir. Hastaların üzerinde büyük bir katkısı vardır. Onlara bir şefkatli, iyicen, onlara moral vererekten tedavilerini uygun bir şekilde yaparsa o hasta tez zamanda iyi olur. Ama bunu bir daha bir sert bir şekilde yaptı mıydı, o da farklı oluyor tabii. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ben de teşekkür ederim Kanal Alfa'ya. Sevda Eren, geleceğin hemşiresi olarak Hemşireler Günü hakkında neler düşünüyorsun? Geleceğin hemşiresi olarak insanlara yardım etmek her zaman için güzel bir şey. Hemşireler de bu görevi yapmakla gurur duymaları lazım çünkü herkes yani insanlara yardım edemez. Hemşirelik çok kutsal bir meslektir. O yüzden mesleğimizi seviyoruz. Bu kadar söyleyeyim. Biz de umut ediyoruz. İnşallah mesleğini ileride en iyi şekilde yerine getirebilirsin. İnşallah. Teşekkürler. Biz sizi tanıyalım. İsmim Selma Çaba'da. Devlet Hastanesi'nde hemşirelik yapıyorum. Biliyorsunuz bu hafta Hemşireler Haftası. Bu önemli gün hakkında ne düşünüyorsunuz? Kutsal, mesleğimizin kutsal olduğunu, herkesin hemşire gününü kutluyorum canım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Sizin düşüncelerinizi alın lütfen. Mesleğimiz çok kutsal. Her şeyden önce insanlara hizmet. Bütün arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Kanal Alfa olarak sizlerin gününüzü kutluyoruz. Sağ olun. Sürekli geçmiş olsun diyoruz. Biliyorsunuz bu hafta Hemşireler Haftası. Siz hemşirelerden neler beklersiniz hasta olarak? Valla Turhal'da gördüğüm kadarıyla devlet hastanesi ve diğer hastaneler hemşirelere sıcak, hemşireler hastalara sıcak davranıyor. Gerçekten böyle yani. Ben de sağlık teşkilatı mensubuyum ama hakikaten samimi görüyorum. Ne bileyim, ellerine gelen yapıyorlar. Sıcak kanlılar, hastaya bilhassa ihtiyacı olan da bu zaten. İnşallah hepsi böyledir. Hastaya özenle daha da sıcak yaklaşmalarını istiyoruz. Ve öyleler ama, öyleler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şair ve yazar Mehmet Yaşar Uğurlu, Turhal Ekonomi İş ve Meslek Rehberi hazırlıyor. Hemşerimiz Şair ve Turhal Tarihi kitabının yazarı Mehmet Yaşar Uğurlu, Turhal Kaymakamlığı'nın ve tüm Turhal Esnaf Kuruluşları Oda Başkanlarının onayı ile yeni bir çalışmaya başlamış bulunmaktadır. Bu çalışmasının amacı, hepimizin ihtiyacı olan, her an kullanabileceğimiz tüm Turhalları bir araya getirecek Turhal Ekonomi İş ve Meslek Rehberi kitabını hazırlamaktadır. Turhal'ın resmi kurum ve kuruluşlarının kasaba, köy ve mahallelerinin ticaret ve sanayi odası, şoför ve otomobilciler odası, madeni eşya sanatkarlar odası, kahveciler, berberler ve otelciler odası, gıda maddeleri satıcıları esnaf odası, üyeleri, avukatlar, doktorlar, eczacılar, muhasebeciler, özel ve tüzel kişilerini kapsayan iş unvanları, ad ve soyadları, meslekleri, adresleri, faks ve telefon numaraları yer alacak olan bir kitap olacak ve bu rehber kitaptan herkes faydalanacaktır.
Bu kitapta yer alacak adına fon düzenlenmiş kurum ve kuruluşlara ve şahıslara rehber kitap ücretsiz olarak verilecektir. Yalnız biz Turhalıların da böyle bir çalışmaya başladığı ve kısa zamanda bu çalışmayı bitirmesi için kendisine maddi ve manevi yardımcı olmamız gerekmektedir. Yapılan her güzel şey Turhalımız ve siz Turhalılar içindir. Biz Kanal Alfa olarak bu çalışmalarından dolayı hemşerimiz yazar Mehmet Yaşar Uğurlu'yu kutluyor ve kendisine başarılar diliyoruz. Hemzemin geçitte kaza. Turhal'dan Zile'ye gitmekte olan 06 RVC48 plakalı özel oto seyir halindeyken karşısına çıkan ineğe çarpmamak için fren yapınca yolun kayganlığı sebebiyle takla attı. Olayda yaralanan ve ölen olmadı. Maddi hasar meydana geldi. Kontağı falan neredeydi be ya? Kontağı neredeydi? Gelleri bir bekle. Ben daha... Ya onu polis götürdü, zaptı tutacaklar bir yerde. Kayıp var be. Bugün Turhal Kapalı Spor Salonu'nda ortaokullar arası bilgi yarışması yapıldı. Yarışmaya Şeker Ortaokulu, Kız Meslek Lisesi Ortaokulu, Anadolu Lisesi Ortaokulu, Şeker Ortaokulu, Cumhuriyet ve Alparslan Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Yarışmayı Anadolu Lisesi Ortaokulu birincilikle kazandı. Sevgili seyircilerimiz, Sağlık Meslek Lisesi'nin Hemşireler Günü ile ilgili programını haberlerimizden sonra izleyebilirsiniz. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hepinize mutlu olun, mutlu kalın diyorum. Hoşçakalın. Hemşireler Günü münasebetiyle Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri dün bir program hazırlayarak günü kutladılar. Turhal Kaymakamı'nın yanında birçok daire amirinin de katıldığı gecede anlamlı bir konuşma yapan Kaymakam Murat Tülay, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutlayarak başarılar diledi. Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. İlçemiz Sağlık Meslek Lisesi'nin Hemşirelik Günü münasebetiyle düzenlediği toplantıya katılmaktan büyük bir zevk aldım. Buraya gelmeden önce çok daha büyük bir kalabalık, daha büyük bir veli ilgisiyle karşılaşacağımı umuyorum. Ama maalesef salon küçük olmakla beraber bu geceye son derece ilginin az olduğunu üzülerek görüyorum. Bilindiği gibi okulların, eğitim müesseselerinin faaliyetleri sadece okul çatısı altında olmaz. Bir takım etkinliklerle okul, aile ve veli ilişkileri daha sıcak hale getirilmesi gerekmektedir. Okullarımız sosyal faaliyetlerle bu imkanı bize bir taraftan verirken bir taraftan da veliler olarak en kıymetli varlığımız olan yavrularımızın okul bünyesi içerisinde nasıl bir talim terbiye gördükleri, hangi becerileri kazandıklarını da bu vesileyle yakından izliyoruz
izleme imkanı buluyoruz ve gururlanıyoruz, seviniyoruz. Okul idaresine karşı, eğitim öğretim müesseselerine karşı ve yavrumuzun o başarısı karşısında yavrumuza eğitim öğretimi ve yapacağımız yardım itibariyle ona karşı ilgimiz, bağımız, sevgimiz daha da artmaktadır. Yavrularımız, kardeşlerimiz hiç bıkmadan, usanmadan, iğrenmeden insana yanaşmakta ve onun her türlü sosyal ihtiyaçlarını giderici gayretler göstermektedir. Diğer taraftan bir hastane, bir sağlık kurumu düşünebiliyor musunuz ki orada evi hemşiresiz faaliyet verebilsin? En üst düzeyde eğitim gören, ihtisas mesleğini icra eden bir hekimimiz, bir profesörümüz dahi hastasına gerekli teşhisi koyduktan sonra bu ondan sonraki tedavi hizmetlerini, hemşirelik ve ebelik görevini ifa eden insanlarımız devam ettirebilmekte ve o hastalara şefkatle yanaşarak bir taraftan moral açıdan da onların tedavilerine katkıda bulunmaktadırlar. Bu bakımdan gerçekten son derece kutsal bir meslektir. Benim aile çevremden de bu mesleği icra eden yakınlarım vardır. İki numara Alem, bu hafta son ananda gelebilir mi? Bu sene bizim tarlayı mahsul vermedi. İki numara Alem. Ataştayım ataşta ataşta. Aklım geçti bir gıda işte. Hayır mı şer mi bilmiyorum ama ablam kurban olsun sana. Duygularınız ne? Görebilir miyim? Çok mutluyum. Kendi mesleğimin verebildiğini kutlanması beni çok mutlu ediyor. Ya siz bugünkü gün için ne diyorsunuz? Hemşireliği kadmattınız. Mutluyum. Bizim günümüz her
herkes hemşire olamaz ama. Peki neden hemşireliği seçtiniz? Bilmem. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz. Teşekkürler. Biraz önceki görüntülerin tamamını haberlerden sonra izleyebilirsiniz. Turhal Şeker ve Makine Fabrikalarından emekli olan 8 işçi için bugün fabrika sinema salonunda yemek verildi. Sazlı sözlü eğlencede arkadaşlarıyla son olarak bir araya gelen emeklilerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Emekliler geride bıraktıkları arkadaşları için mutluluk temennilerinde bulunmayı da ihmal etmediler. Emekli oldunuz değil mi? Evet, yeni emekli oldum. Kaç yıldır çalışıyorsunuz şeker fabrikasında? 21 yıldır. 21 yıllık şeker şirketinde hizmetim var. Bir ay oldu, yeni emekli oldum. Allah herkese nasip etsin. Herkese mutluluklar dilerim. Yeni hayatında başarılar dilerim. Peki şu andaki duygularınız neler? Arkadaşlarınız sizin için yemek planında? Arkadaşlarımızla beraber bizler için büyük bir gurur, büyük bir sevinç, büyük bir kardeşlik, bir arkadaşlık. Bu dostluk devam ediyor. Devamlı devam edecektir. Her zaman beraber yan yanayız. Zor oldu mu arkadaşlarınızdan kopma, ayrılma? Kopmadık. Her zaman beraber, zor da değil. Devamlı yanlarında beraberiz yani. Evet. Bundan sonra da birlikte olacaksınız, öyle mi? Evet, devamlı beraberiz. Teşekkürler. Nasıl oldu? Berabersek dışarıda her zaman beraberiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmim Nurettin Güzel. Kaç yıldır çalışıyordunuz? 26 yıldır şeker şirketinde çalışıyorum. Şu andaki duygularınız neler? Çok mutluyum. Hani tarif imkansız. Hani bir insanın alın akıyla çıkması, ne bileyim, çok mutluyum. Peki bundan sonra zor olmayacak mı böyle emeklilik? Yok. Biz kısım olarak, hani makinesi kısmı olarak hep beraberiz. Hani işte de beraberiz, dışarıda da beraberiz. Hani beraber gülür, beraber ağlarız. Teşekkürler. Söz Zahit Selvi. Kaç yıldır çalışıyorsunuz efendim? Ben 15 yıl, 5 ay. 15 yıl, 5 ay şeker şirketinde çalışıyorum, evet. Şu andaki duygularını üzerine miyim? Emeklilik güzel bir olay. Yalnız erken emeklilik ister istemez hazır olmadığından dolayı hani insan mesela 25 yılını doldurup emekli olması başka, bir de 15 yıl şahsen benim 15 yıl gibi az bir süre olduğu için ortamdan kopmuş gibi bir his doğuyor insan. Halbuki biz makinistik olarak şeker camiasında en ağır yükü taşıyan makinistik olarak şeker camiasında en iyi yerdeyiz zaten. Yani biz makinistik kısmı olarak birbirimizden asla kopmamız mümkün değil de yani emekliliğe hazır olmadığımızı söylemeye çalışıyorum. Yani bundan dolayı. Peki sizi emekliliğe zorlayan neydi? Benim tabii onu belirtmem lazım. Ben büyük operasyon geçirmiştim. Beyin ameliyat olmuştum. Ve raporum vardı. 88 tarihinde bir ameliyat olmuştum. Bu rapor vesilesiyle emekli olmuş oluyorum. Peki teşekkür ediyorum, sağ olun. Neler düşünüyorsunuz efendim? Ne diyeceksiniz? Emekli olan arkadaşlarımız yıllarca Türk ekonomisine katkıda bulundular. Memleketimize hizmet ettiler. Bizlerle birlikte beraber omuz omuza çalıştık. Barış içerisinde, huzur içerisinde çalıştık arkadaşlarımızla. Şimdi de emekli oluyorlar. Üzülüyoruz aramızdan ayrıldıkları için. Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkürler. Emekli oluyor, sizden kopuyorlar. Neler diyeceksiniz onlar için? Vallahi biz onlarla 25 yıl omuz omuza tek vücut halinde bir 25 yılımızı verdik. Onlar bizim ciğerlerimiz, canlarımız. Sıra onların da onlara gitti, biz de gideceğiz. Sıra bize geldi. Sizin kaç yıl var efendim emekliğinizde? Benim 6 ay falan var. Oldu, teşekkürler sana.
Bakanlar Kurulu'nun 94.564 sayılı kararı ile ilçemizde Gazi Osmanpaşa Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılması kararlaştırıldı. İlçemizin sosyoekonomik konumuna büyük katkıları olacağı kuşkusuz olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun açılışı Turhal'da sevinçle karşılandı. Turhal İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. 27 Mart 1994 günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin para cezası ile cezalandırılmaları kanun gereğidir. Mazereti olup da oy kullanmayan seçmenlerin 27 Mart 1994 tarihine kadar mazeret dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na iletmeleri, aksi takdirde ilgili yasa gereği ceza uygulanacağı hususu tüm seçmenlere ve ilgililere önemli duyurulur. Mahmut Çelebi, İlçe Seçim Kurulu Başkanı. Karadeniz Star Bölge Gazetesi'nde çalışmak üzere bay bayan elemanlar alınacaktır. Müracaatların yeni belediye sitesi kat 3 no 311 adresine veya 275-64-98 no'lu telefona yapılması rica olunur. Turhal'ımızda yeni bir iş yeri daha açıldı. Eski Pamukbank arkasında açılan Bursa Havlu Pazarı aynı gün faaliyete geçti. Kendilerine başarılar ve bol kazançlar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, haberlerimiz burada sona erdi. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Life ekranlarından mutlu akşamlar. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Samsun'dan çıkıp Ankara'da Cumhurbaşkanımıza teslim edilecek olan büyük önderimizin sembolü bayrağımız bugün Amasya il sınırından Tokat Valimiz tarafından teslim alındı. 76 yıl sonra bile büyük önderin temsili şehrimize geldiğinde o günkü heyecanımızı aynen yaşıyor olmamız büyük bir zevkti. Törene Avcılar Derneği Başkanı eşliğinde birçok avcı silah atışlarıyla katıldı. Bugün gururluyuz. Bugün sevinçliyiz. Bugün büyük bir coşkuyla coşuyoruz. Sayın Kaymakamımız Murat Günay Bey bayrağımızı teslim alacaktır. Devletimizin nişanesi olan kutsal emaneti gururla ve şerefle teslim alıyor ve öpüyorum. Polis evinde hemşireler günüyle ilgili Devlet Hastanesi ve Sosyal Sigortalar Hastanesi birlikte gece düzenlediler. Gecede Kaymakam Murat Tülay, Belediye Başkanı Duran Evren ve Devlet Hastanesi Başhekimi Nusret Aydoğan birer konuşma yaptılar. Saygıdeğer hemşireler, sizler çok güzel bir görev ifa ediyorsunuz. İnsana hizmet ediyorsunuz. Zaten görevlerin en güzeli, hizmetlerin en güzeli insana hizmettir. Size insanın hepimizin en büyük sermayesi, en büyük servet olan sağlığımıza bakıyorsunuz. Sağlığımıza hizmet ediyorsunuz. O anlamda da çok kutsal bir görevin sahibisiniz. Onun için sizi bir daha kutluyorum.
bütün hemşire hanımefendilerin bu gecesini kutluyor. Bundan sonraki gerek özel gerek resmi yaşamlarında başarı ve mutluluklar diliyorum. Hiçbir sağlık kuruluşunu hemşiresiz düşünemeyiz. İnsan sevgisiyle dolup taşan bu insanlar 12 aslında bugün 13 Mayıs Hemşireler Günü 12 Mayıs'tı. Dün Kaymakam Bey'in de belirttiği gibi Sağlık Meslek Lisesi'nin tekliflediği gecede 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü ayrıca kutladık. Bugün ise meslekte olan hemşire hanımlarla beraber kutlamaktayız. Sevgili seyirciler, haberlerimizden sonra bayrak törenini, ardından Hemşireler Günü için yapılan geceyi izleyebilirsiniz. Bugün Tokat'ta Anadolu Lisesi sınavı yapıldı. Sınava Turhal'dan da birçok öğrenci katıldı. Sınav Tokat'ta Plevne Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Gazi Osman Paşa Lisesi ve Teknik Lise'de yapıldı. İlkokuldan sonra Anadolu Lisesi'nde öğrenimlerine devam etmek için yapılan sınavda öğrencilerimiz bir hayli heyecanlıydılar. Bunun yanı sıra çocuklarının sınav heyecanını yatıştırmak için gelen anne ve babaların tedirginlikleri gözlerinden okunuyordu. Sanayi esnafları kendi aralarında tavla şampiyonası düzenlediler. Sanayi kahvehanesinde düzenlenen tavla şampiyonasında birinciliği alan benzinci Yusuf Arslan bir adet altın bilezik, ikinciliği alan makine fabrikası işçilerinden Mustafa Yıldız bir adet yarım altın ve üçüncülüğü alan oto tamircisi Mehmet Ulus bir adet çeyrek altın kazandılar. Sulusaray'da hortum felaketi. Tokat'ın Sulusaray ilçesinde şiddetli rüzgarlarla gelen yağmur, dolu ve hortum büyük hasara neden oldu. Öğlen saatlerinde başlayan dolu yaklaşık 35 bin dekar ekili alanı mahvetti. 200 metre çapındaki hortum bir caminin minaresini uçurdu. 70 ev ve 25 ahırın hasar görmesine neden oldu. Evlerden 40'ının çatısı uçtu. Elektrik ve telefon telleri yıkıldı. Zarar 50 milyarı aştı. Derileri Türk Hava Kurumu'ndan başkası toplayamaz. İstanbul Vali Yardımcısı Nihat Kemal Eren, Türk Hava Kurumu dışında hiçbir dernek, özel ve resmi kuruluşun kurban derisi toplanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
İstanbul Vali Yardımcıları Nihat Kemal Eren ve Hikmet Özbağcı, kurban derilerinin toplanmasıyla ilgili olarak dün ilçe kaymakamları ile bir toplantı yaptılar. Vali Yardımcısı Eren, valilikteki toplantıdan önce yaptığı açıklamada mevzuata göre kurban derisi toplama yetkisinin Türk Hava Kurumu'na ait olduğunu ancak son yıllarda bazı kuruluşların Türk Hava Kurumu'nun bu gelirine göz koyduklarını söyledi. Türk Hava Kurumu'nun başlıca gelir kaynaklarının fitre, zekat, kurban derisi ve bağışlardan oluştuğuna dikkat çeken Eren, kurban derilerinin başka kaynaklarca toplanmasının Türk Hava Kurumu'nun görevini layıkıyla yapmasını engellediğini belirtti. Eren, İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere, Adalet Bakanlığı'ndan da Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bir genelgeyle mevzuatın daha titiz uygulanmasının istendiğini vurguladı. Eren, kurban derisi toplama yetkisi Türk Hava Kurumu'na aittir. Kurban derilerini ve bağırsaklarını ancak Türk Hava Kurumu ve resmi kuruluşun kurban derisi toplamasına izin verilecektir, dedi. Vali yardımcısı Eren, hiçbir kuruluşun kurban derisi toplanır, kurban derisi alınır şeklinde bir organizasyona ve çalışma içine giremeyeceğini de sözlerine ekledi. Nihat Kemal Eren, bir gazetecinin sorusu üzerine kurban derilerini kendi istekleriyle derneklere, özel ve resmi kuruluşlara götürenlere karışılmayacağını da söyledi. Amerikan doları 5 Nisan ekonomik istikrar paketinin ardından 40 bin liraya fırlayarak bütün piyasaları alt üst etmişti. Fakat artık değil bu rakama bir daha yaklaşmak, 35 bin liranın üzerine bile çıkmakta zorlanıyor. Mayıs ayı başından bu yana interbank piyasasında gecelik faizin yavaş yavaş aşağı çekilmesine rağmen döviz aradan sıyrılacak gücü kendinde bulamıyor. 3 Mayıs tarihinde 36 bin liradan satılan Amerikan doları dün 33.250 liraya gerileyerek %8'e yakın oranda değer kaybetti. Oysa aynı süre içinde parasını Türk lirasında faize yatıranlar %7'ye varan oranlarda primi yakalamanın keyfini çıkardı. Merkez Bankası Ocak ayında yaşanan kriz boyunca dövizi kontrol altında tutmak için özellikle faiz silahına başvuruyordu. Faiz oranları bazı günler %1000'lere kadar yükseltildi ve paranın dövize yönelmesi engellendi. Merkez Bankası son bir haftadır da interbank piyasasında gecelik faizi %350 oranında sabitleyerek dövizin aradan sıyrılmasına izin vermiyordu. Ancak Merkez Bankası son iki gündür faizleri kademeli olarak aşağıya çekerek doların gerçek gücünü ölçmeye çalıştı. Önceki gün 330 olarak belirlenen gecelik faiz dün ise %300'e çekildi. Faizde bir günde yaşanan %10'luk düşüşe rağmen doların prim yapacak gücü olmadığı anlaşıldı. Zira faiz düşerken aynı dakikalarda dolar Tahtakale'de 500 lira daha değer kaybetti ve 33 bin liradan işlem gördü. Sevgili seyirciler, haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Kanal Alfa ekranlarından mutlu akşamlar. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyorum. Hava şehitlerini anma töreni bugün saat 10'da Kalaycık Köyü'ndeki hava şehitliğinde yapıldı. Merasim komutanı Jandarma Assubay Çavuşu Ertuğrul Gazi Erten olup, merasime tüm kamu ve özel kuruluşların amirleri ile Kalaycık Köyü İlkokulu'ndan bir grup öğrenci katıldı. Tören saat 10'da hava şehitliği anıtına konulan çelenklerle başladı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Turhal, Türk Hava Kurumu Başkanı Hacı Ali Engin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Büyük Tokat Dershanesi ödüllü deneme sınavı yaptı. Büyük Tokat Dershanesi ilkokullar 3 ve 4. sınıf öğrencileri için bugün Yavuz Selim İlkokulu'nda deneme sınavı düzenledi. Sınavda ilk 3 sırayı kazanan öğrenciler Büyük Tokat Dershanesi'ne 1 yıl ücretsiz olarak devam edecekler. 2. ve 3. sırayı kazanan öğrenciler ücretin %50'sini ödeyerek dershaneye devam hakkını kazanacaklar. Tüm minik öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Başladınız mı? Başladınız.
yanlış yapmayın. Yanlış olanı bana söyle, ben size söylerim. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Sağlam, ikinci basamak sınavı sonucunda lise mezunu olup ve daha önce herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptırmamış bütün adayların üniversiteye yerleştirileceğini açıkladı. İkinci basamak öğrenci yerleştirme sınavı 26 Haziran'da yapılacak. YÖK Başkanı Sağlam, dün düzenlediği basın toplantısında ÖSS'yi kazanan 850 bin kişinin salı günü açıklanacağını, bunların da yaklaşık 150 bininin daha önceden herhangi bir üniversiteye yerleştirilenler veya bir üniversiteyi bitirenler olduğunu söyledi. Sağlam, bu öğrenciler dışında lise mezunu olan yaklaşık 700 bin öğrencinin ikinci basamak sınavına katılacağını belirterek, bu yıl üniversitelerin kontenjanının açık öğretimle birlikte 756.287 olarak belirlendiğini, bu durumda lise mezunu olan herkesin bu programa yerleştirileceğini de söyledi. YÖK Başkanı Sağlam, bu yıl Cumhuriyet tarihinde ilk kez yapılacak bir uygulama ile üniversitelerdeki kayıtlardan sonra boş kalan kontenjanlara ek başvuru ile öğrenci yerleştirileceğini de açıkladı. Mehmet Sağlam, ikinci basamak sınavı sonuçlarının 10 Ağustos'ta açıklanacağını, üniversitelerinde kayıtlarını 5 Eylül'de tamamlayacaklarını bildirerek, kayıtlardan sonra belirlenecek boş kontenjanlara Eylül ayı sonunda ek başvuru ile puan sıralamasına göre öğrenci yerleştirileceğini söyledi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Sağlam, bu yıl örgün eğitim yapan bölümlerin kontenjanının 20.899 artırılarak 200 binin üzerine çıkarıldığını belirterek buna karşılık açık öğretim kontenjanlarının 44 bin azaldığını bildirdi. Profesör Doktor Mehmet Sağlam, bu yıl üniversitelerden gelen istek üzerine ön kayıt ve özel yetenekle öğrenci olan bölümlerinin sınavlarının merkezi sistemle yapılacağını söyledi. Profesör Doktor Sağlam, bu sınavlarda subjektif davranıldığı yolunda çok sayıda şikayet geldiğini, üniversitelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, Haziran ve Temmuz aylarında bu sınavların merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Emekli işçiye bayram zehir. Kurban Bayramı SSK emekli ve dul yetimlerine zehir olacak. SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, kasamızda emekli maaşlarını ödeyecek tek kuruşumuz yok derken, bayram öncesi yarı maaş tutarında avans vermek için hükümet yapılan çalışmalarda sonuçsuz kaldı. SSK emeklilerinin maaş alacakları tarihin bayram tatiline rastlaması nedeniyle maaşları bayram öncesinde ödemek için yapılan çalışma hükümet içinde tartışmalara neden oldu. Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, maaşların tamamı bayram öncesinde ödememiz şu anda mümkün görünmüyor. Ancak maaşların yarısını ödemek için bütçeyi zorlayabiliriz. Kalanını da bayramdan sonra veririz önerisinde bulundu. Ancak Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay bu öneriyi reddetti. Moğultay, 600 bin kişiye en düşük gösterge olan 1136 göstergeden maaş alıyor. Eline geçecek para 3 milyondan az, tamı tamına 2 milyon 834 bin 720 lira. 1,5 milyon para alsalar ne olur? Maaşları öyle bölük pörçük verdirmem dedi. SSK emekli dul ve yetim maaşı alan 2 milyon kişiye ayda yaklaşık 6 trilyon Türk lirası ödeniyor. En düşük SSK emekli maaşı 2 milyon 834 bin 720 lirayken en yüksek maaş da 6 milyon 349 bin lira olarak ortaya çıkıyor. Çeşitli nedenlerle her ay ödemesi gereken 6 trilyon lirayı ödemekte güçlük çeken SSK bu parayı kamu kuruluşlarının prim borçlarına mahsuben hazineden istiyor. Tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 21 ve 23'ünde maaş alan SSK emeklileri araya Kurban Bayramı'nın girmesi nedeniyle bu ay maaşlarını hazineden kaynak aktarılması şartıyla 25 Mayıs Çarşamba günü alabilecekler. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri izlediniz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Life ekranlarından mutlu akşamlar. Haber merkezimizce hazırlanan haberleri sunuyorum. Satışlar düşünce fiyat indirimi zorunluluk oldu. Yaşanan son zam dalgası ile birlikte satışların düşmesi firmaları fiyat indirimine zorladı.
İstikrar paketinin açıklanması ile birlikte fiyatlarını %90'lara kadar artıran meşrubat şirketleri, satışların düşüş göstermesi sonucu ürünlerine %28'lere varan oranlarda fiyat indirimi uyguladılar. Türkiye'nin tavuk eti üreticileri ise kilo başına indirim yaptılar. Milka çikolatalarını piyasaya süren Mars'a ürünlerini %32 oranında ucuzlatırken piyasalarda fiyat indirimlerinin çeşitli alanlarda süreceği dile getiriliyor. Yine fiyatı geçen hafta 2000 liraya kadar yükselen yumurtada fiyat indirimine gidildi. Satışların düşmesiyle birlikte bir yumurta perakende satış noktalarında 1200 ile 1500 lira arasında satışa sunuluyor. Hazır giyim alanında uzun süredir devam eden indirimli fiyatlardan satışa Benetton, Sisley, Blue Family gibi markalar da katıldı. Bu markaların tümü fiyatlarında %20 indirim yaptılar. Artan maliyetleri fiyatlarını yükselten firmalar bu kez de satışların durması karşısında zor durumda kaldılar. Satışların durma noktasına gelmesine karşı çözümü fiyat indiriminde bulunan meşrubatçılar aralarında anlaşarak ürünlerine %28'lere varan oranlarda fiyat indirimi uyguladılar. Gerçekleşen anlaşma sonrası 2 litrelik kolanın fiyatı 60 bin liradan 45 bin liraya düşürüldü. 1 litrelik kolanın fiyatı 35 bin liradan 25 bin liraya inerken kutu kola da 15 bin liradan 12 bin liraya indirildi. Şişe kolanın fiyatı ise 8 bin liradan 7 bin liraya indirildi. Yapılan indirimleri sizler için araştırdık. Alışveriş oldukça çoğaldı. Bu arada kola fiyatları da indirilmiş herhalde. Tabii. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alalım. Tabii büyük firma olduğu için satılmayınca mecburen ister istemez fiyatını aşağı çekmek zorunda. Yani talep olmadığı için fiyatlarda çok 60 bin lira, 15 bin lira birden indirdiler. Tabii ister istemez vatandaş alacak, alım gücü şu olacak, yani iyi olur. Peki nasıl alışveriş, nasıl gidiyor bayram olunca? Şimdilik ya yavaş yavaş, daha erken. Çünkü bir hafta 4-5 gün var değil mi? Evet. Cumartesi günü. Yavaş yavaş hazırlıklara başladık. Bütün çeşitlerimiz hazır. Teşekkür ederiz. Herkes bu ekonomik paketin açılmasından sonra indirim yaparken siz neden tavuk fiyatını indirdiniz? Efendim şu anda tavuk fiyatını sadece Tural'da indirmedik. Yani tüm Türkiye genelinde olan bir indirim bu. Bunun açıklaması da şöyle. Sadece tavuk üzerine değil, demir çimentoda, içecek meşrubatlarda falan bayağı indirim var. Bu da tabii son zamlardan sonra krize girdi bayağı Türkiye. Nakitin bulunmaması, vatandaşın alım gücünün olmaması bazı eşyalarda fiyattan indirmesine yol açtı. Bu da tavuktan da tabii ki nasibini aldı. Ama ben şunu düşünüyorum, şu pahalılıkta tavuğun ucuz olması vatandaşımız için iyi. Bize vatandaşımızı düşünüyoruz. Şu anda gerçi bir tepkisini görmedik. Daha doğrusu etkisini görmedik diyeyim. İki gün oldu henüz fiyatların düşeli. Tabii bu geçici bir indirim. Bu devam edeceğini zannetmiyorum. Bu kadar. Daha önceden ne kadar tavuğun fiyatı? Şu anda 52 bin liraydı daha önceden. Yalnız tavuk piyasası oynak bir piyasa, belli olmuyor. Şu anda 36 bin artı KDV, 39 bin liraya falan geliyor. Bu kadar. Satışlarınızdan memnun musunuz? Demin de belirttim, henüz 2 gün oldu. Henüz bir şeyini göremedik. Fakat tabii gün geçtikçe artacağına eminim. Teşekkürler sana. İndirimden memnun musunuz? Memnunuz tabii. Kim memnun olmaz? Diğer ete göre çok iyi. Yani halkın alabileceği tür bir gıda yani beyaz et. Diğer etler pahalı. O yüzden tavuğa biraz rağbetli. Borsa olayı falan iyi. Yumurta falan ucuz. Yani temelde iyi yani. Peki diğer gıda maddelerinde böyle bir şey istiyor musun? Vallahi tümünde olsa en azından dondurmasında fayda var yani. O kadar şeye karşı bizim bilin alım gücü halkın zayıf. Diğer fiyatlar en azından artmaması, dondurması gereklidir yani. Teşekkür. Efendim isminizi öğrenir mi? İsmim Ender Durak Koca. Burada köy türün bayiliğini yapıyorum. Peki bu tavukta yapılan son indirimlerden memnun musunuz? Vatandaş alıyor mu? Vallahi biz memnun olduğumuz kadar vatandaş da memnun. Yani diyebilirim ki biz Cuma günü başladık bu işe. Cuma gününden beri halkın yoğun bir talebi var. Tabi bu da doğal. Çünkü 52 bin liraya sattığımız piliç geçen hafta içerisinde 39 bin liraya indi. Yani vatandaşın hoşuna gidiyor. Gayet keseye uygun. Vatandaşın hele şu ortamda, şu Türkiye'nin bulunduğu durumda. Yani bilemiyorum, 39 bin lira gerçekten ucuz. Kırmızı etten biraz da geçiş var diyorsunuz ama. Şimdi zaten Türkiye'de aslında beyaz et olayı yaygın değil.
Yani bugün bizim İstanbul kadar olan bir Yunanistan, beyaz ette Türkiye'den çok üstün. Yani fazla tüketim var. İşte Türkiye'de de son birkaç yıldır bu beyaz ete rağbet var. Onun ötesinde beyaz ete rağbet olduğu gibi bilinçsiz yapılan bir üretim de var tabii ki bu arada. Fakat yine de dediğiniz gibi kırmızı etten beyaz ete bir geçiş var. Doğru. Oldu, teşekkürler sana. Ben teşekkür ederim. Mağaza sahipleri bayram satışlarından memnun. Ekonomik paketin açılmasıyla bayram satışlarının ve halkın kaliteli mal arayışının azalmadığını söyleyen mağaza sahipleri, çeşitli markalarda da indirim olduğunu da söylüyorlar. Bayram satışları iyi, fena değil. Allah'a şükür. Yani 2-3 gündür bir bayram hareketi var. Özellikle de bu son ekonomik krizden sonra bayağı bayram satışları azaldı. Valla azaldı. Biz de öyle söyleyemeyeceğiz yani. Azaldığını söyleyemeyeceğiz. Gayet güzel gidiyor. Üstelik yeni başladı hani. Peki başka markalara yığılma var mı? Şimdi bizim müşterimiz şöyle, yani fiyatlar yükseldi ama hiçbir zaman Levi's falan gidip fiyat yüksek, ben Levi's'tan vazgeçeyim, daha kalitesiz bir şey alayım diye düşünmeyecek bence. Ama ne olacak? Belki belli bir dönem için 3 tane Levi's alan 1 tane Levi's alacak. Yani bizde olay o. Biz memnunuz satışlarımızdan. Üstelik yeni bayiliklerimiz de var. Hani daha biz kaliteli malları çoğaltıyoruz. Peki yani müşteriniz genelde fiyatlarınızdan memnun? Hayır, müşteriler fiyatlardan memnun değil. Biz de memnun değiliz. Ama kaliteli mal isteyenin onun fiyatına katlanıyor. Yani ben şimdi bilmiyorum kalitesiz malların fiyatlarıyla aramızda ne var. 100 bin liraya da etek var mesela, 1,5 milyona da etek var ama İyi mal isteyen, temiz mal isteyen bedelini veriyor. Biz nasıl veriyorsak müşteri de veriyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bayram alışverişleri bugün başladı. Kısmi bir hareketlilik var. Cumartesi aslında biraz kıpırdama oldu. Bir beklentimiz pazartesi ve bundan sonrası içindi. 5 gün zarfında çalışmalar nasıl gidecekse göreceğiz. İnşallah hareketlilik, canlılık gelir de esnafın yüzü güler. Ekonomik paketten bu tarafa pek memnun değiliz. Fiyatlardan memnun mu aslında? Fiyatlar şöyle diyeyim. Gıdadaki %100, %150'lik artışlar bizim giyimde, spor giyimde yok. Yani bizim artışlarımız markalı mallarda, bazılarında hiç artış yok. Bazılarında %15, %20'lik artış var. Ki bu da bizim müşterilerimizi üzmeyeceğini zannediyoruz. Onun için alışverişlerin fiyatlarımızdan dolayı olumlu geçeceğine, canlı geçeceğine inanıyoruz. Yalnız yukarıdaki Yenişehir'deki mağazamızda %25'lik bir bayram indirimi yaptık. Aşağı mağazamızda da yine gerektiği kadar müşterilerimize %100'lük artışlara rağmen halkımızı güldürmek için halkımızın daha ucuza bayram alışverişi yapması için %10'luk, %15'lik, %25'lik indirimler yapıyoruz. Ayrıca hatta bilhassa gençlerimizi düşünerekten Moment ayakkabı getirttirdik. 210 bin lira spor ayakkabı. Bu da halkımızın bu bizim çabamızı ilgi göstereceğine inanıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Anadolu Lisesi öğrencileri ile Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri arasında toplum mu bilim adamlarını yönlendirir, yoksa bilim adamları mı toplumu yönlendirir konulu münazara yapıldı. Münazarayı bilim adamları toplumu yönlendirir konusunu işleyen Sağlık Meslek Lisesi kazandı. İyice doğrulanmış olgulara, eleştirel olarak incelenmiş, kesin ve mantıksal bir biçimde düzenlenmiş kavramlara dayanan matematik, fizik, biyoloji, ekonomi ve ruh bilimi gibi disiplinleri tanımlar. Çağımızda bilimsel araştırma bir uzmanlık konusudur. Araştırma kurumlarında çalışan uzman kişilere özgü ve doğal bir çevreden etkilenen bir etkinliktir. İlim yapmanın kalıplaşmış tek bir biçimi ya da tanımı yoktur. Sıradan insanın günlük deneyimlerinden çıkardığı sonuçlar bile bilginin basit bir biçimi sayılabilir. Bilimsel bilgi günlük sıradan bilginin genişletilip düzeltilmesinden başka bir şey değildir. İlim, insanoğlunun kendisini ve çevresini tanımak isteğinden doğmuştur.
toplumda oluşan merak bilim adamını başka başka yollara iter. Yani toplum bilim adamını yönlendirerek zihinlerde oluşan soru işaretlerini aydınlığa kavuşturulmasını sağlar. Her şeyden önemlisi bilim adamının da toplumun bir parçası olmasıdır. Onlar da o toplumun içerisinden gelmişlerdir ve herkes kadar o toplumun değer yargılarını iyi bilirler. Yerine göre bazı olaylar karşısında utanır, bazı olaylar onları onurlandırır. Örneğin Arşimet, suyun kaldırma kuvvetini bulduktan sonra hamamdan buldum diye alem bir baba gibi çıkmıştır. Peki ya sonra? Ya sonra? Hiç utanmamış mıdır o günkü durumundan? Hayır, çünkü o da bir insandı. Peki sizler, Albert Einstein'ın patent bürosunda memurluk, Newton'un çiftçilik, hatta elmacılık, Galileo'nun tüccarlık, Brunin'in ise odunculuk yaptığını biliyor musunuz? Onları toplumdan soyutlamak büyük bir hata olur. Yani bilim adamları toplumun elemanlarındandır, bizler gibi. Bütünün bir parçasıyken bütünden daha iyi olduğunuzu iddia edemezsiniz, mantık kurallarına ters düşer. Ne yazık ki toplumun bir de her şeyi kabul etmemek ve kötü bir alışkanlığı var. Kendi değerlerine uygun kabul etmeyen bir şeyi kesinlikle kabul etmiyor. Mutlaka yaşantısına ters düşmeyecek şeyleri seçiyor ve alıyor. İlim adamı da bunu çok iyi bildiği için toplumun çabuk kabullenebileceği şeyler üzerine araştırmalarını yoğunlandırıyor. Yani ilim adamının çalışma sahasının sınırları toplum tarafından çizilmektedir. İşte bu gülen ağlayan, sevinen üzülen bir insan olan bilim adamı da elbette ki toplumundan etkilenecektir. Psikolojik olarak kendisinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı kendisine bir borç bilecektir. Yani toplum bilim adamlarına kesin etki edecek ve onları etkileyecektir. Birazdan arkadaşlarım şöyle bir soru.